Ha? Burada ne oldu? Burada değil bir örümcek olduğunu hatırlamıyorum. Nefes almayı unutma. Şu örümceği yakala. Yanlış edesin seni sekiz bacaklı baş belası. Bir dakika, sanırım bu şişeyi kullanabilirim. Başlama zamanı. Şişeye delik açarak başlayacağız. Şişeyi ters çevireceğiz. Tabana dört kesik atacağız. Kanat yapmak istiyoruz. Her kanadın içinde bir delik olmalıdır. Sonra içinden bir parça ip geçirebiliriz. Kanatlar daha sonra şişeye bağlı bir tüpten geçecek. Artık bir örümcek yakalayıcımız var. Oyun başlasın. Benimsin. Yakalandın. Hayır, olamaz. Bu ev istila edilmiş. Nereye gittiğini sanıyorsun? Ama çok eğlenceli. Değil mi? Çok iyi vakit geçiriyorum. Şuna bak. Çok havalı. O benim. İlk ben gördüm. Bırak sana. Hayır. Ver şunu bana hemen. Hayır, ne yaptın sen? Seni asla affetmeyeceğim Eva. Ne oldu kızlar? Bu gürültü de ne? Emma her şeyi affetti. Hayır, etmedim. Sakin olun, her şey yolunda. Tatlım, tuvalet kağıdımız bitmiş ve ben tahmin edebilirsin. Senin için poponu silmem yine. İyi de ben ne yapacağım? Tuvalet kağıdı bitmiş. Bu önemli. Dur bir saniye. Bu bana bir fikir verdi. Tuvalet kağıdını rulosundan çıkaralım. Sonra da ruloyu kartona saralım. Yerine güzelce yapışması gerekiyor. Şimdi rulonun içine bir balon koyalım. Biraz sıkıcı kaldı, o yüzden dekor edeceğim. Bunun için keçeli kalem kullanabiliriz. Dikkatli olmalıyım. Balonu patlatmak istemiyorum. Çünkü sevimli bir yüz çizeceğiz. Bunlar gözleri olacak ve bıyıklara da ihtiyacımız olacak. Kartlardan da kol yapmıştım. Kulakları da koyalım. Bir tavşan oldu işte. Bak bende ne var. Vay, bu harika. Ver. Şuna bak. Bütün gün böyle yapabilirim. Emma, şuna bak. Bence arkadaş olmalılar. Oyun buluşması. Ya ne kadar sevimli değil mi? Bir annenin işi asla bitmez. Anne, çok susadım. Meyve suyu alabilir miyim? Tabii ki alabilirsin tatlım. Hemen dolduruyorum. Enfes görünüyor. Teşekkürler. Peki, geri dönelim. Biraz daha alabilir miyim? Vay, gerçekten susamışsın. Sorun değil tatlım. Acele etme. Yoksa bütün gün tuvalette olacaksın. Bayıldım. Şimdi yapmam gereken önemli bir iş var. Evet, çok rahatlıyorum. Anne, içeride misin? Evet. Hadi ama hepsini bir kere de içme. Dinliyor musun? Evet, tabii. Uslu kız. Beni kim arıyor bakayım? Alo? Ya hepsi bitmiş. Anne! Dur biraz. Kes şunu Eva. Annen telefonda. Daha fazla dayanamayacağım. Meşgulüm Eva. Kaba olmana gerek yoktu. Özür dilerim. Bu kadar kaba olmak zorunda değildi. Ona ihtiyacım yok. Kendim de yapabilirim. Bak, o kadar da zor değil. Durumu cidden yanlış değerlendirmişim. Hayır. Küçük kızım. Geliyorum Eva. O meyve suyu benim. Hayır, yapma. Eva! Ne oldu anne ya? Özür dilerim tatlım ama mutfağa batırmana izin veremem. Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Bir kağıt bardağı ihtiyacımız olacak. Sonra da üzerine bir fil çizmeliyiz. Yüzle başlayalım. Sonra kulaklar. Pembe yanaklar ekleyelim. Sonra da gözlerini yapıştıralım. Bundan sonra bir şişeye ihtiyacımız olacak. Bardağın içine koyacağız. Bir de pipete ihtiyacımız olacak. Bardak ve şişede bir delik açacağız. Sonra da pipeti içinden geçireceğiz. Artık şişeyi meyve suyuyla doldurabilirim. Mükemmel bir kapağı takalım. Hazırız. Kapağı gevşettiğimizde meyve suyu dökülüyor. Ve etrafa akmıyor. Vay canına, harika bir şeymiş. Çok havalı. Güzeldi. Deneyebilir miyim? Vay, şuna bak. Olamaz, telefonum. Pardon canım, buyur. Yavaşla biraz. Ne giyeceğim ben? Biraz ışıltı her zaman iş görür. Anne, iyi misin? Belki bu daha iyidir. Bazen de abartmamak gerekir. Bunu istemiyorum. Annem elbise giymece oynuyor. Ben de oynamak istiyorum. Bak, bu çok güzel. Ya tatlım, çok güzel görünüyorsun. Manken gibi oldum. Bak,
Şaka, çok şaka. İşimizde gücümüzdeyiz. Sen doğuştan yetenekliymişsin. Bu çok eğlenceliydi. Hey, yoksa bunlar makyaj malzemesi mi? Bununla tarzımı tamamlayabilirdik. Bunu arkadaşlarıma göstermem lazım. Hey, bah nereye gittin? Bu göründüğünden daha zormuş. Biraz sağlık olmazsa olmaz. Ha, şahane oldum. Küçük kızım büyüyormuş. Dur bakalım canım. Bunu silmemiz gerek. Falyaço gibi görünmek istemezsin. Aa, ne yaptın sen? Anne, doğal görünümden hoşlanmıyorum. Üzgünüm ama malzemelerimi boşa harcayamazsın. Belki yapabileceğimiz başka bir şey vardır. Aklıma bir fikir geldi. Yaratıcı olmanın zamanı geldi. Bu plastik dosyadan bir şerit keselim. Eyvah, bunu ağzına doğru tut bakayım. Peki, çok garip ama. Güven bana, bayılacaksın. Bu rujla ağzının üzerinden geçiyoruz. Biliyor musun, bu renk sana çok yakışıyor. Görmek istiyorum. Tamam, bak bakalım. Emin değilim anne. Bunu dene o zaman. İşte budur. Cilt rengimle çok uyumlu. Plastiği dudaklarıma bastıracağım. Vay, çok kolay oldu. Belki ben de makyajımı böyle yapmalıyım. Nasıl görünüyoruz? Müthiş! Kızlarla takılmayı iple çekiyorum. Çok uzun zaman oldu. Acıttı. O kirli çorap mı? İğrenç, dahası da var. Neler oluyor? Şu işi bir inceleyeyim bakayım. Hayır, bu olmaz. Eyvah, neden her yerde çorap var? Sadece bir pembe çorabım var. Bak, çıplak bir ayağım var. Peki. Bu her şeyi açıklıyor. Bir bakalım. Burada olmalı. Bulamıyorum. Neden bunları giymiyorsun? Beni hiç mi tanımadın? Tamam, bunlara ne dersin? İmkanı yok. Bunlar pembe. Dur, bir daha düşündüm de. Çöpe atılmalılar. Üzgünüm, pembe çorabı ben de bulamadım. Bu bir gizem. Dur bakalım, bir şey denemek istiyorum. Çorapların kaybolmasını nasıl önleyeceğimi biliyorum. Sadece bu mandallara ve askıya ihtiyacım var. Askıyı buradan kesiyoruz. Sonra mandalları içine geçiriyoruz. Askının alt kısmına kaydıralım. İğnelerin renklerini ayarlıyoruz. Sonra askıyı tekrar bantlıyoruz. Çok hoş oldu. Şuna bak Eva. Elbise askısına geri asıyorum. Sonra da çoraplarını alayım. Çorapları mandallarla tutturacağım. Meraklanma. İşte diğerleri. Tamamdır, şuraya koy. Şimdi kalanını yap. Bu çoraplarını bir arada tutacak. Sen de onları kaybetmeyeceksin. Vay canına, tam da ihtiyacım olan şey. Çok zekice değil mi? Harikaymış anne. Ama hala pembe bir çorabım eksik. Onu unutmuştum. Üzgünüm, gidenle ağlanmaz. Olayı böyle kabul edelim. Ya işte benim güzel ailem. Acil bir çorap sorunumuz var. Altı üstü bir çorap. Anlamıyorsun ki. Dur bir saniye. Ayağında ne var senin öyle? Çorabım. Bilmem gerekirdi. Şapşal görünüyorsun baba. Acele et anne. Patlamış mısır alıyorum. Tamam, sanırım hazırız. Bunu görmemiştim. Bu kanala bayılıyorum. Anne, içeceğim bitti. Tamam, halledelim hemen. Enfes patlamış mısır. Bu ne acele? Ben dönene kadar bekle. Çabuk gel ama. Şuna baksana. Sanki beni çağırıyor. Hayır, direnmeliyim. Ama çok çekici. Belki bir tanecik alabilirim. Sabırsızlanıyorum. En kötü ne olabilir ki? Evet, ver. Yediğim en iyi patlamış mısır. Selam anne. Eyvah! Göründüğü gibi değil. Bunu nasıl yapabildin? Hayır! Çok dramatikti. Burayı temizlemem lazım. Annemin görmesine izin veremem. Çok fazla var. Ama başardım. Patlamış mısır gerçekten çok dağılıyormuş. Bu kırıntılardan zamanında kurtulamayacağım. Annem çok kızacak. Gerçi belki bunu kullanabiliriz. Pipeti ve kapağı çıkaralım ve süpürge hortumuna takalım. Pipet kanepenin arkasındaki boşluğa sığabiliyor. İşe yarıyor. Kırıntıları topluyor. Topladım. Tam zamanında. Annem geri geliyor. Sadece sakin ol. Burada görecek bir şey yok. İçeceğini aldım tatlım. Kaçırdığım bir şey var mı? Patlamış mısıra ne oldu? Dolu olduğuna yemin edebilirdim. Çok garip. Eyvah. Bunu
olduğunu tahmin edememiştim. Ah, pardon. Yaşasın, okul bitti. Artık bunlara ihtiyacımız kalmadı. Hadi bir oyun oynayalım. Aa, buna bayılacaksın. Hadi hadi hadi, başarabilirsin. Bu çok komik. Sonra bu tutamı çeviriyoruz. Aa, anladım. Baba. Eyvah. Merhaba kızlar, ben geldim. Ne yapıyorsunuz? Kuralları biliyorsunuz, ders çalışmalısınız. Hem bu Sofya'nın suçuydu. Ne? Çok hayal kırıklığına uğradım. İşte bunları alın bakalım. Ve onu da ver bana. Hayır, bunu yapma. Asla. Sen ne güçlüymüşsün öyle. Sonunda. Bu haksızlık. Umurumda değilim, bu evde ders çalışılır. Bu hiç hoş değildi. Tamam, asayiş Berkemal. Neyse ki yediğimiz var. Ve benim bir planım var. Bunu sandalyenin arkasına yapıştıracağız. Aa, bu videoya bayılıyorum. Yok artık, bu inanılmaz. Bunu duydun mu? Babam geliyor. Çabuk. Bir kitap alıp meşgul gibi görün. Kızlar. Çok ilginçmiş. İşte benim kızlarım. Size demiştim, ders çalışmak eğlencelidir. Gitti. Nerede kalmıştık? Tamam. Harika. Hadi ama. Hayır, hayır, hayır. Kimse var mı? Kapı mı çalıyor? Baba. Açın hadi. Baba. Biri bir şey mi dedi? Herhalde yanlış duydum. Oh, o zaman kitabıma geri döneyim. Hey, içeride odanızı biliyorum. Of, hadi ama. Peki, ben bakarım. Bayağı uzun sürdü ama neyse. Merhaba. İyi bir teklifim var. Bu insanın hayatını değiştiren bir tava. İlgilenmiyorum. Peki bu müthiş süpürgeye ne dersin? Bunun sayesinde evinde toz falan kalmaz. Hayır. Pekala, zorluğu severim. Oo, bu kameralı kişisel temizlik aletine bak. Burnun ve kulakların temiz olacak. Hadi bir denesene. Vay canına teşekkürler. Bu çok harika. Güzel. Şimdi parasını alayım. Aa, evet. Al bakalım. Ne? Şaka mı bu? Hey, kapıyı kapatma. Bunu denemek için sabırsızlanıyorum. Umarım işe yarar. Hadi bakalım. Gıdıklıyor. Buna bayıldım. Bir saniye, bir fikrim var. Baba, buraya gel. Ne oldu? Hareket etme şimdi. Ne yapıyorsun? Güven bana. Kulaklarının içi işte böyle. İğrenç. Kulaklarımın içi gerçekten böyle mi? Ya bu iyi değil. Gitmeliyim. Ne alet ama. Gülümse tatlım. Saçımı bir düzelteyim. Tamam. Hadi bir tane daha çekelim. Bu güzel çıkacak. Hadi bir bakalım. Aa, çok güzel. Aa, aklıma bir şey geldi. Anne. Bu harika olacak. Aa, döndü mü? Ne gündü ama. Ama fotoğrafları bastırmayı başardım. Anne, bunu yapmana gerek yoktu. Bu mini yazıcıyı kullanabiliriz. Filtreyi seçmek için telefondaki bu uygulamayı kullanıyoruz. Sonra yazdıra basıyoruz. Vay canına, şuna bak. Bu sensin. Teknoloji harika bir şey değil mi? Ben de bir deneyeceğim. Başardım. Çok komik. Bunları arkadaşlarım da görsün. Vay canına, çok harika çıkmışız. Kokusunu alabiliyorum. Çok yaklaştık. Şuna bir bak.
Ve üstelik hepsi bizim. Çok lezzet görünüyor. Ağır olun bakalım. Ama bu çikolata değil. Evet ama sağlıklı. Oh, çok sıkıcı. Artık çikolata yemiyoruz, tamam mı? Ah, sen öyle san. Hey. Ne var? Bak. Aşağıya atıyorum. Niye uğraşayım ki? Şuna bir bak. Oo, güzelmiş. Ben de krem çikolata var. Harika. Peki annem? Bunu görmemeli. Hoş bende. Ah, selam tatlım. Amanın. Hadi dans edelim. Oo, babam ne nazik. Ah, neyse tam fırsatı. Bir muz alıyoruz. Sonra onu buraya koyuyoruz. Ala. Tüpü diğer ucuna takıyoruz. Ve böyle döndürüyoruz. İşte böyle. İster misin? Ah, benden söylemesi. Muzdan pipeti çok güzel. Şimdi muzun içini dolduralım. Krem çikolatayı bunun içine koyuyoruz. Ah, artık hazır. Şimdi bu kolu aşağı itmem lazım. Sonra muzu yerinden çıkarıyoruz. İçi nefis çikolatayla dolu. Şimdi tek yapmam gereken muzu sarmak. Çok güzel görünüyor. Böyle dans etmeyi özlemişim. Kendimi yeniden genç hissettim. Ah, aferin kızım, o muz yiyor. İşe yaradı mı? Şuna bir bak. Vay canına. Teşekkürler ufaklık. O kadar dans etmeme değdi doğrusu. Çok güzel. Gözlerimi üstünden alamıyorum. Eyvah, patlamış mısırımız bitmiş. Merak etme canım, o iş bende. Sen burada bekle. Mısır tanelerini tavaya koyup ısıtıyoruz. Umarım çıtır çıtır biraz da yanmış seversin. Ah, bunlar aynen çöpe gidiyor o zaman. Hadi yine deneyelim. Sanırım bu işe yarar. Uzun sürmeyecek. Peki, ben hazırlıklıyım. Bu çok daha kötü sonuçlanabilirdi. Ama patlamış mısırımız var mı? Var, gördün mü? Evet, çok iyi iş başardın. Bize gereken işte bu. Mısır tanelerini bu patlamış mısır aletine döküyoruz. Aynen böyle. Sonra kapağını kapatıyoruz. Hadi çalıştıralım. Bir şeyler oluyor. Vay! Patlamış mısır yapıyor. Bir sürü lezzetli patlamış mısır. Böyle çok daha kolay değil mi? Saçlarımı kestirmem lazım. Anne, ben sıkıldım. Şekerleme. Öf, boşmuş. Biraz eğlenmek istiyorum. Vay canına. Ben de dilimi böyle dışarı çıkarabilirim, bak. Bu güzel olmadı. Bu neymiş? İlginç bir şeye benziyor. Vay canına, içinde ne olduğunu merak ettim. Şuna bak. Bunları üstüme yapıştıracağım. Bir tane de buraya koyacağım. Bu çok harika. Dövmeye benziyorlar. Çok harika görünüyorum. Nereye gitti bu? Liam! Geliyorum anne. Ne düşünüyorsun? Sen ne yaptın bakayım? Böyle dışarı çıkamazsın. Bantların hepsini çıkarmamız lazım. Hayır, acıyor. Gel buraya. Buna vaktimiz yok. Derhal geri dön. Bunun için fazla yaşlıyım. Liam, hemen buraya gel diyorum. Olmaz, beni zorlayamazsın. Otur bakayım şuraya. Ver şu kolunu. Sanırım bunu nasıl halledebileceğimi biliyorum. Ve tamamen acısız olarak bir kulak temizleme çubuğunu vazeline batırıyorum. Bunu bantın üstüne süreceğim. Artık bantı yerinden çıkarabiliriz. İşte hiç fena olmadı değil mi? Nereye gitti bu? Şimdi sıra diğerinde. Artık güzel yüzünü görebiliyorum. Tamam, hadi gidelim. Birini görmedi. Aramızda kalsın. Çok güzelsin bebeğim.
Al bakalım şekerlemeleri. Çıkmadan evvel tuvalete girmene gerek yok, değil mi? Hayır. Hadi gidelim. Tamam tamam. Bir saniye. Hem bu çok eğlenceli. Ah, ormanda olmak çok güzel. Uzaklara gitme tatlım. Aa, bu ne güzel. Onu almam lazım. İşte aldı. Kokusu ne güzel. Eyvah, çişim geldi. Baba, baba, acil bir durumumuz var. Ah, biliyordum. Tamam, gel benimle. Acele et. Buralarda bir yerde çalılık falan olması lazım. Burası çok iyi. Hem doğanın tadını çıkarabilirsin işini hallederken. Hayatta olmaz. Peki, o zaman bir düşünelim. Buldum. İzle beni. Nerede bu? Baba ya. Hadi bakalım. Şaka mı bu? Hayır. Düşün, hadi düşün. Bu ciddi bir durum. İşte bu işe yarayabilir. Tamam, bir dakika. Bu kovayı bagaja koyacağım. Ve kapağı klozet kapağı gibi iş görecek. Hadi bakalım, tahtın seni bekliyor. Tam zamanında. Bu battaniyeyi yukarı kaldırıp seni saklayacağım. Baba olarak yine sıradan bir gün. Eyvah. Hadi bir an önce hallet işini. La 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 la. Eyvah. Arabayı yıkadın. Tembelce bir gün gibisi yok gerçekten. Of, hava çok sıcak. Selam. Şu karnımızı da içeri çekelim. Orada olmalıydın. Şuna bak. Kimse bu saçlara karşı koyamaz. Merhaba hanımlar. ne komik. Klasik hareketler. Bana mı güldü onlar? Olamaz. Uf, hep böyle oluyor. Neyse, ben işime döneyim. İyice temizleyip parlatmam lazım. İşte tek bir leke bile kalmadı. Güzel iş çıkardım. Gayet güzel oldu. Okula gitmek için hazırım baba. Atla bakalım tatlım. Tamam, hadi gideyim babacığım. Önce biraz müzik açalım, değil mi? Bu şarkıya bayılıyorum. La 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 la. Olamaz. Sen ne yapıyorsun? Ay pardon. Arabayı daha yeni yıkadım. Ama yine de biraz dans edebilirim. Ben az önce ne dedim? Pekala, sakince nefes alıp ver. Yoga derslerini hatırla. Bir dakika, bir fikrim var. Bu tişört bütün sorunu çözecek. Bunu başlıktan geçirip koltuğa giydireceğim. Şimdi istediğin gibi dans edebilirsin tatlım. Sağ ol babacığım. La 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 la. Hadi gidelim o zaman. Püf, çekilin şuradan bakayım. Üstüne biraz sinek kovucu sıkmam lazım. Olmaz, çok gerici bir şey o. Nereye gidiyorsun? Uf, her neyse, en azından denedim. Beni yakalayamazsa ki. Burası şekerlemelerimi yemek için güzel bir nokta. Ne ilginç bir kitap. Çok güzel. Olamaz. Gidin buradan. Anne. Beni rahat bırakın. O Liam mıydı? Neyse, herhalde önemli değildir. Kurtar beni. Alın bakalım. Şimdi iyice kızdılar. Anne bana yardım etmelisin. Her yanımı sivrisinekler sardı. Çok kötüler. Endişelenme tatlım, ne yapacağımı biliyorum. Birkaç damla bundan damlatmamız lazım. Bunu bilekliğine damlatacağız. Bu sivrisinekleri uzak tutacaktır. Seni artık rahatsız etmezler. Şimdi öp bakalım anneyi. Ay dur şimdi, sivrisineklerden intikam almalıyım. İşte döndüm ve bu artık şahsi bir mesele. Alın bakalım.
Uyku zamanı tatlım. Oyuncak ayın da işte burada. Teşekkürler baba. Tatlı rüyalar kızım. Sabah görüşürüz. Bir dakika. Burası çok karanlık. Hoşuma gitmiyor. Çakımın ayarı bozuldu. Geliyorum tatlım. Ne var? Kim var orada? Yani bir şey mi vardı? O da çok karanlıktı. Üstüne bir de şimşekler. Tamam, sorun yok. Endişelenme sen. Her şey yolunda tatlım. Bak ben buradayım. Peki bir hikaye ne dersin? Sen sadece gözlerini kapa. Bir zamanlar... Güzelce uyu sen. Hayır, gitme. Ben hala buradayım. Ha, babacığım. Böyle daha iyi. Hadi ama. Sanırım bir fikrim var. Bu lastik eldiven işe yarayabilir. Anladın mı? Eldiveni bu bardağın içine koyacağım. Ve onu bardağın kenarına geçireceğim. Bir bardak pirinç alıyorum. Şimdi eldivenin içini bu pirinçle dolduracağım. Sonra eldiveni bardaktan çıkaracağım ve ucunu bağlayacağım. Sanırım bu gayet güzel iş görecek. Bunu şimdi Eva'nın kolunun üstüne koyuyorum. İşte bu. Artık buradan sessizce sıvışabilirim. Parmağım. Sakın bağırma. Kumdan kale yapma da çok iyiyim. Hatta en iyisiyim. Babacığım, acıktım. Bir şeyler atıştırabilir miyiz? Tabii ki. Al bakalım. Bunlar iyi gider. Yaşasın. Teşekkürler babacığım. Her yeri kuma buladı. Şu örtüyü bir silkeleyeyim o zaman. Çok fazla kum olmuş. Silkeledikçe yenilerini görüyorum. Peki bu kadar yeter. Şimdi radyoma döneyim bakayım. Lizzie yeter. Yemin ediyorum türlü türlü huyu var bu kızın. Bu ne? Ciddi misin? İçeceğime bile kum girmiş. Yok artık. Kum yine her yere saçılmış. Yemin ederim bu plajların en kötü yanlarından biri. Ne kadar dikkat edersen et kum her yere doluyor. Peki iyice silkeledim. Şimdi de şu çantalarla örtünün kenarlarını sabitleyeyim. Sonra şuraya da su dolu leğeni koyayım. İşte bu kadar. Dur bakalım Lizzie. Örtüye çıkmadan önce ayakkabılarını çıkar. Sonra da ayaklarını şu su dolu leğende bir güzel yıka. Harika. Şimdi de benim sıram. Temiz ve güzel oldu. Artık örtüye basabilirim. İşte bu ya. Daha iyi değil mi? Artık tertemiziz. Söylemeden edemeyeceğim. Bu fikrimle gurur duydum. Bugün yapmam gereken çok fazla iş var. Lale lale laz gittim, uz gittim, tepe düz gittim. Baba, balonumu yakalasana. Anladım. Peki neyse, al bakalım. Hiç eğlenceli değilsin. Balonum şimdi hem üzgün hem de kızgın. Aynı benim gibi. Bir yüze ihtiyacı var. Somurtkan bir yüze. Çünkü o artık çok somurtkan bir balon. Babam gibi. Baba, bak balon sana benziyor. Evet, çok zekice olmuş. Aferin. Ve... terledim ve yoruldum çünkü çok hızlıyım. Baba, balonum sana benziyor. Hey Lizzie, çalışıyorum. Çok kabasın, yetti artık. Al sana somurtkan balon ve somurtkan baba. Balon epey uçtu. Hayır, somurtkan balonum. Ciddi olamazsın. Peki, görünüşe göre çalışmak istiyorsam önce şu sorunu çözmem gerekecek. Patlak balonu aldım. Yanına da tek parça yeni bir balon aldım. İşte bu kadar sağlam balonu delik olanın üstüne koydum. Şimdi de bir huniye ihtiyacım olacak çünkü biraz parıldamamız lazım. Bu altın yıldızlar işe yarayacaktır. Şunları balonların içine dökeyim. Şimdi de biraz sıvıya ihtiyacım var. Bu gazoz iş görür. Evet, bu kadar yeter. Şunu bir deneyeyim bakalım. Evet, tam da düşündüğüm gibi sıkmak işe yarıyor. Somurtkan balonumu özledim. Yeni bir balon. Çok eğlenceli. Pırıl pırıl. Yaşasın. Teşekkürler babacığım. Bayıldım. Çok şükür. Bu onun dikkatini bir süre dağıtır. Baba. Balonu ne kadar sert sıkıyorum. Hayatımın geldiği hale bak.
İşe dönelim. İzleyecek güzel bir şeyler bulalım bakalım. Aa evet, spor haberleri. Şöyle keyifle izlenir. Sesini de biraz açayım ki duyabileyim. Aa, şu elmaya bak. Çok güzel. Yaşasın elma zamanı. Çok güzel ve çok leziz. Wow, bu kaya gibiymiş. Çok haklı aslında. Yeni bir forvet ciddi fark yaratırdı. Aa, elmama ne oldu ya? Saklanmayı mı öğrendi? Oh Lizzie, o elma senin öylece ısırabilmen için fazla sert. Oh ay babacığım, dişim düştü. Aman aman, bekle şunu durdurayım. Ha canına, bu yerdekiler cidden senin dişlerin. Ne yapacağım ben seninle? Neyse endişelenme. Ver şu elmayı bana da sana atıştırmalık bir şeyler getireyim. Bu kaşıkla Lizzie'ye yardım edebilirim. Belki şöyle bir yuvarlak parça çıkarsam yeter. İşte böyle. Şimdi de elmanın içini kaşıkla bir güzel parçalayayım. Mükemmel oldu işte. Belki de dişlerimi yerine geri takabilirim. Ah hey, işe yaradı. Yeniden dişlerim oldu. Selam tatlım, sana elmanı getirdim. Peki aç bakalım ağzını kocaman. Yaşasın, elmaya bayılırım. En sevdiğim meyve. Tamamdır, spor haberlerimize geri dönelim. Günü kurtardık. Çok hastayım. Hasta olmaktan nefret ediyorum. Hapşır. Amanın, hapşırınca dereceyi düşürdüm. Pekala tatlım, ateşine bir bakalım. Kendini nasıl hissediyorsun? Biraz daha iyi misin? Ateşin hiç iyi değil. İlaca ihtiyacın olacak. Hayır, ilaçlardan nefret ediyorum. İğrenç ve kötüler. İşte bu kadar, bu kadarı yeterli olmalı. Hadi ama Lizzie, iyileşmek için bunlara ihtiyacın var. Ah bu ne ya? Nasıl kaçtı ki? Kaçmam lazım, ilaç mı içmeyeceğim. Ah şaka mı bu ya? Bu çocuk da bir tuhaf. Tam bir saklanma ustasıyım, artık beni bulamaz. Akşamımı hiç böyle israf etmek istemiyorum. Bir saniye, sanırım bir fikrim var. Peki, kaşığım bir elimde, ilaç da diğerinde. Şimdi de şu ufak lollipop'a ihtiyacım olacak. İlaca bir güzel batırayım. Bir iki de döndüreyim, güzelce kaplanması gerekir. Tatlım, sana bir sürprizim var. Aa, hayır, babam geri geldi, bana ilaç vermek istiyor. Ha, o da ne? Bir lollipop getirmiş. Lollipop'umu alabilirim şimdi. Pekala, işte burada tatlım, hepsi senin. Ne çok leziz, harikaymış. Ha, aynen öyledir. Benim de canım bir tane çekti. Yaşasın, yaşasın yemek zamanı. Yemeğe bayılırım. Aynen öyle. İşte muzların. Bu da yulafın ve meyve suyun. Buyurun, şimdi yumul bakalım. Kahvaltı çok önemlidir. Yaşasın, kahvaltı harikadır. Bir dakika, ne oluyor ya? Ortalığı batırıyor. Lay lay lay, gülen yüz yaptım. Çok güzel oldu. Ah şaka mı bu ya? Ah peki. Şimdi bu pisliği temizlemem gerekecek. Peki tatlım, şunu çıkarmamanı istiyorum. Her şey güzelce temizlendi. Sen de kahvaltını güzelce et, olur mu? Tamamdır, gazeteme geri döneyim. Bu haberi okumak istiyorum. Bu ne ya? Lizzie, neden böyle bir şey yaptın şimdi? Bir şey yapmadım ki babacığım. Şimdi de temizlenmem gerekecek. Bütün bunlarla uğraşmak için yeterli sabah kahvesi içmemiştim. Ah böyle daha iyi. Ah hayır, masadaki kahve izine bak. Bir saniye. Bu bana harika bir fikir verdi. Bir parça kağıt alıp kupamı üzerine yerleştireyim. Şimdi de çevresini bir kalemle çizeyim. İşte bu kadar. Gayet güzel daireler çizdim. Şimdi de şu kaşığın etrafını çizeyim. Mükemmel. Tam olarak böyle yapmak istemiştim. Bu bayağı işimize yarayacak. Peki tatlım, işte sana yeni bir altlık. Baksana, artık bütün yemeklerin ve çatal kaşığın için yerler var. Vay, teşekkürler babacığım. Peki, bunu doğruca yerine koyayım. Yaptım işte. Harikayım. Meyve suyu bardağımı da şuraya koymalıyım. Mükemmel. İşe yarıyor gibi duruyor. Etrafı berbat etmiyor. Oh. İşte şimdi sabah güzelleşti. Tamam. Bunu kesinlikle yapabilirim. Vay canına, ayakta duruyorum. Ve puppet benim. Çok çok güzel.
Çok yaklaştım. Oh, tatlım. Endişelenme. Bak bende ne var. Şimdi kıpırdama. Bu senin güvenliğini sağlayacak. Artık düşüp sağını solunu yaralamak yok. Vay canına. Artık kimse beni durduramaz. Çok komik bir his. Hiç acıtmıyor. Oh, ah. Yine. Başardım. Artık Papit'i alabilirim. Buna kesin değdi. İşte geliyorum. Aferin tatlım. Hadi devam et. Sağ ol anneciğim. Gösteriye hazır mısın? Merhaba Mickey. Merhaba Dolly. Oh, bir dinozor olamaz. Vay canına, çok heyecanlı. Ne? Anne, fırt yaptım. Evet, buradan kokusunu alabiliyorum. Oh, çok fena. Pardon. Sana oturak eğitimi vermemiz lazım. Büyük ablalar böyle yapıyor. İzle. Vay canına. Sonra kakanı bu oturağa yapıyorsun. Bu kadar basit işte. Hadi bir deneyelim. Şimdi mi? Peki o zaman deneyelim. Yaşasın. Şapkama bak. Bunun olacağını bilmeliydim. Hayır, bunun üstüne oturman gerekiyor. Peki kes şunu. Bu tuhaf. İşte böyle. Oraya kaka geliyor. Yeme onu. Çok kötüsün. Hayır, sakın ağlama. O saçma. Ben alt bezimi seviyorum. Bir saniye, ver onu bana. O zaman bezini lazımlığın içine koyabiliriz. Bu sayede yine de bezinin içine yapabilirsin. Oh, bu iyi bir anlaşma bence. Hadi o zaman. İşe yarıyor. Ama sen izleme. Vay canına, başardım. Aferin kızıma. Oh, ne çok. Hadi bunu çöpe atalım. Hem de hemen. Başardım anne. Tabii ki başardın tatlım. Oh Mickey. Yine geldi. Sorun yok. Bu çok tanç verici. Bu herhalde hiçbir zaman aklımdan çıkmayacak. Canım sıkıldı. Şu yiyeceği gördün mü? Alın bakalım kızlar. Şimdi uslu olun. Şimdi ne olacak? Bizim burada olduğumuzun farkındalar değil mi? Hey, onu ben istiyorum. Ver onu bana. Oo, ne güzel. Anne. Al o zaman. Bu senin hatan. Anne. Eli bana kötü davranıyor. Hayır, Mickey bana kötü davranıyor. Sizin emzikleriniz nerede? Aha, buldum. Bunları yıkamam lazım. Bunlar olmasa ne yapardım? Alın bakalım kızlar. Bu da seninki Mickey. Yakaladım. Sürekli böyle oluyor. Ama... Bir fikrim var. Ne? Bu nedir? Emziklerin yere düşmesini nasıl engelleyeceğimi biliyorum. Emziğe kurdele, kurdeleye de böyle balon bağlıyoruz. Vay canına. Çok akıllıca. Sadece düğüm sıkı olmalı. Vay canına. Böyle daha iyi. Bu aslında çok eğlenceli bir parti. Al bakalım şunu. Balonlara bayılıyorum. Doğum gününüz kutlu olsun kızlar. Şu pastaya bak. Oh, inanılmaz. İşte emzikleri gitti yine. Ama sorun yok. Uçup gittiler. Hadi biraz pasta yiyelim. Umarım hoşunuza gider. Çok şanslıyım. Oh, emziğim. Tadı çok güzel. Hadi yapalım şunu.
Ya şimdi ya hiç. Hadi defansa. Çekilsene anne. Oho, güzel. Üzgünüm, daha sesli lütfen. Burada çok gürültü var. Anne, maçı izliyorum. Al, çok sinir bozucu. Ne yapıyorsun? Biraz meşgulüm de. Bebeğe bakman lazım. İşte bunlar da biberonları. Şaka mı bu? Yoldayım, geliyorum. Anne, geri gel. Sağ ol anne. Ne haber? Sanırım artık baş başayız. Çok şirinsin. Sen de çok şirin bir şeysin. Evet, biliyorum. Senin sorunun ne? Bu hiç eğlenceli değil. Ben ne yapıyorum? La 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 la. Ağlamayı kesin lütfen. Gerçekten kesin artık. Olamaz. Oh, yakaladım. Oh, bu pek iyi bir fikir değil. O kadar da kötü bir fikir değil. Biraz sütten edersiniz. Oh, güzel. Ver hadi. Of, bu sandığımdan daha zormuş. Biraz daha yaklaştır. Hayır, buraya. Deniyorum işte. Bir dakika. Bana gereken şey bu. Durun biraz. Bu daha önce aklıma gelmeliydi. Hadi bakalım, bu şey de güzel görünüyor. Pekala, başlığı taktım. Ve sütümüz de var. O zaman hadi bakalım. Güzelmiş. Hadi için bakalım. Böyle çok kolay. Umarım birazdan uyuyakalırlar. Dinlenmem lazım. Tatlı rüyalar o zaman. Oo, şunlara bir bakın. Harika bir iş başarmışsın. Ve aynısını yine yapabilirsin. Oh, ne güzel şeysin sen öyle. Teşekkürler. Bir dakika, bebekten bahsediyordun sanırım. Gıcı gıcı gıcı. Bir saniye, mesaj geldi. Aman tanrım. İndireyim mi? Teşekkür ederim. Gitmem lazım. Al şunu bakalım. Ama neler oluyor? Annecik kredi kartının hakkını vermeye gidiyor. İyi eğlenceler. Görünüşe bakılırsa baş başa kaldık ufaklık. Güzel. Aa, gözleri aynı ben. Sen eğlencelisin. La 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 la. Klasik hareketler. Vay canına. Biraz fazla kendimi kaptırdım galiba. Oh, biraz sütten edersin. Bunun yardımı olabilir. Hayır, istemiyorum. Harika. Şimdi ne yapıyorum? Bir dakika. Harika bir fikrim var. Bana bu makas lazım. Sweatshirt'ime böyle bir kesik atıyorum. Sonra şişeyi bu delikten geçiriyorum. Hadi yine deneyelim. Bu süt güzelmiş. Ne gündü ama. Ne? Bu gördüğüm en tatlı şey. Şşt. Onu uyandıracaksın. Hadi git biraz daha para harca. Sen dünyanın en iyi kocasısın. Tamam, kontrol sende. Ah, şuna bak. Oh, parka gelmeye bayılıyorum. Bak, harika. Evet, parka gelmek için harika bir gün. Peki, uslu bir kız olduğun için sana lollipop aldım. Yaşasın lollipop, en sevdiğim. Ben gidip oynayacağım. Peki, iyi eğlenceler ama dikkatli ol. Ne yapsam ki? İyi, arama Nico'dan. Hayır, ara lollipopuma dadandı. Hayır, benim o aracık. Bu arı şekeri değil, Lizzie şekeri. Benim işte. Bunu benim peşimde. İmdat. Bırak peşimi kötü arı. Al sana. Görürsün günlü arı. Bittin sen. Kaç bakalım. Of, çok koştum. Arılar hızlıymış. Bense daha hızlı. Parmağım. Hey. Anne.
aman benim ufak meleğim. Anne, parmağıma kıymık battı. Endişelenme, hemen çıkaracağım. Hayır, dokunma, canımı yakıyor. Özür dilerim. Peki, durun çantama bir bakayım. Bakalım, bu ambalaj işe yaramaz. Bir de şu madeni paralar var. Ne yapacağım şimdi? Bir saniye. Paralar. Tatlım, şimdi sabit dur. İşte bu. Bir dakika, kıymık çıktı mı? Nereye gitti? Çıkardım, gitti. Bak. Yaşasın. Teşekkürler anne, harikasın. Yarı geri geldi. Kaçın. Sınıf kokar mı? Yok, kokmuyor. Tatlım, markette işim bitti. Geldim. Özledin mi beni? Dur, şu aldıklarımı yerleştireyim. Oh, ne varmış şu torbada? Şeker var mı ya da cips? Krem çikolata, en sevdiğimden. Ondan istiyorum. Şimdi yiyeceğim. Başka ne varmış burada? Pekala, birkaç şey daha kaldı. Elmaları çıkarayım. Şunu da buraya koyayım. Lizzie, beni korkuttun. Bir şeyler mi istiyorsun? Tadam, bunu mu istiyordun? Yaşasın, en sevdiğinden. Teşekkürler anne. Çok tatlı ya. Onun böyle... Lezzet mi lezzeti, bayıldım buna. Daha fazla. Hayır, bu iş böyle olmayacak. Seni temizlemem lazım. Yerinde dur Lizzie. Yüzünü yıkamalıyım, sonra da kıyafet değiştireceğiz. İşte bu, saçlarını da topladık mı? Şimdi gidebilirsin. Etrafı bu kadar çabuk batırmasına inanamıyorum. Neyse ki bir an önce durdurdum. Ne oluyor ya? Kavanoz az önce elimdeydi. Sabit dur. Seni yine temizlemem gerekiyor. İşte böyle. İki yerde bir derede iki defa ortalığı batırdı. İnanamıyorum. Bir saniye. Bu torba sorunu çözebilir. Tatlım, şunu alabilir miyim? Şimdi bu torbayı giy. İşte böyle. Şimdi de kollarını deliklerden çıkar. Neden bunu giyiyorum ki? Evet. Çikolata zamanı. Bak işte. Tam ufak pasaklı bir ufaklık. Neyse ki üstünde torba var. Şu minik domatesleri keseyim hele. Anne, bak yeni kıyafet giydim, beğendin mi? Ay canım benim, çok tatlı olmuş. Bir dakika anne, fotoğrafımı çeker misin? Peki, kamerayı aldım. Şimdi kocaman bir gül bakalım. Çok güzel, şimdi de farklı bir poz ver. Ya bu fotoğraflarda çok tatlı çıktın, gel buraya. Yaşasın, ben de görmek istiyorum. Nasıl da güzel çıkmışsın. Annesinin meleği. Ne? Neden? Nasıl? Yüzüm böyle mi görünüyor? Lizzie, ağlamaması için yapabileceğim bir şey olmalı. Mısır, tabii ya. Çözüm mısırda. Lizzie, gel bakalım benimle. Mısırı şöyle koyacağım. Lizzie, sen de şurada dur. Şöyle poz ver. Peki, kameranın zamanlayıcısını açayım. Hazır mısın? Fotoğraf çekiliyor. Aman aman, dev üzüm. Ne kocaman ve eğlenceli bir ananasmış. Bak Lizzie, şu fotoğraflara bir bak. Yaşasın, dünyanın en iyi fotoğrafları. Teşekkürler anne. Bir de selfie'mi çekeyim. Bakalım nasıl çıkmış. Of aman, yüzüm böyle mi görünüyor? Hiç yollamayayım bunu. Pekala, sanırım tekrar çalışmaya dönebilirim. Evet, başımızda ufak bir problem var. Evet, anlıyorum. Yine de sorunu bugün çözebiliriz. Bir dakika, ne oluyor ya? Bilgisayarım sıkıntı çıkarıyor. Hey, beni duyabiliyor musunuz? Görüntüm var mı? Neden bugünü seçtin ki aptal bilgisayar? Acaba şurada tutarsam düzelir mi ki? Çok önemli bir toplantım vardı. Şimdi de kaçırıyorum. Annem meşgul. İşte şimdi şu abur cuburları aşırabilirim. O da neydi? Selim anne. Ben sadece yani şöyle takılıyordum. Hayır, bütün abur cuburlarımı alamaz. Şunlar ne? Dur bakalım. Ver şunu. Antenler şurada duruyor. Elinde de bu kutu var. Tabii ya, bilgisayardaki sorunu bununla çözeceğim. Peki, şu kutuya ihtiyacım var ama boş olması lazım. Şimdi de makasla kutuyu kesmeliyim. Açalım bakalım. Mükemmel, tam da tahmin ettiğim gibi çalıştı. Peki, şimdi bunu Wi-Fi antenine takayım. Alo, ses ve görüntü var mı? Aman tanrım, senin üstünde ne var? Pijama mı? Of ya, iş kıyafetlerimi giymeyi unutmuşum. Özür dilerim. Halime bak, çok komik. Tırnağımı biraz törpülemem lazım. Ben bir hortumum fırıl fırıl dönüyorum.
Seni de içime çekeceğim. Dünyanın en büyük hortumuyum. Lizzie, yeter. Koşturmayı bırak. Şimdi gel buraya ve kendi masana otur. Bak, sana resim malzemeleri aldım. Neden güzel bir resim yapmıyorsun? Ah, sonunda biraz sessizlik oldu da kendime odaklanabiliyorum. Bir saniye. Yüzünde ne var bunun? Ah, şaka mı bu? Yine başladı. Sanırım şunları şimdilik önünden kaldırsam iyi olacak. Ay Lizzie, ne yapıyorsun sen? Neyse, ama yaptığım resimde sarıya ihtiyacım var. Her yeri bu kadar hızlı nasıl dağıtıyor anlamıyorum ya. Bugün beni deli ediyor, ne yapsam? Ah, şekerler. Dahice bir fikrim var. Şu buz kalıbını şekerlerle birlikte kullanabilirim. Peki önce kalıplara biraz şeker dökerek başlayalım. Tabii renkleri karıştırmıyoruz. Şimdi de su ekleyelim. Sonuncusu. Oo, şekerler rengini kaybetmeye başlıyor. Renkler de bir güzel suya karışıyor. Şimdi de şekerleri çıkarıp suyu donduralım. Lizzie, tatlım, sana özel boyalar aldım. Oo, çok güzeller. Üstelik tatları da güzel. Şu başladığım resmi bitireyim. Aman tanrım, ne güzel bir resim, öyle içim eridi. Teşekkürler Lizzie. Harika bir sanatçısın. Aman tanrım, bu çok güzelmiş. Gözümü alamıyorum. Bu şekerler de tam bağımlılık yaptı. Çok güzeller. Hmm. Oo, pembemsi geldi. En sevdiğim. Hey, bu şeker de neymiş? Hmm, leziz. Daha fazla istiyorum, versene. Hmm, bu şekerlere bayıldım. Ben kaçar. Ah, işte gitti güzelim şekerlerim. Artık başka bir şey bulmalıyım. Peki, mutfaktan yeni bir şekerleme bulayım bari. Hazır bana bakmazken gidip diğer şekerleri alayım. Ah, çok şükür. Yaşasana yeni şeker. Teşekkürler anne. Şaka mı bu ya? Peki, beni burada bulamaz. Selam anne, şekerler için teşekkürler. Ay, tek istediğim biraz şeker yemekti. Çok bir şey istedim. Sadece daha iyi saklanıp sessiz olmalıyım. Oh, etraf sakin görünüyor. Bir saniye, sanırım aklıma bir fikir geliyor. Bir paket ıslak mendilim var. Evet, sanırım bu işe yarayacak. Önce tabii ki mendilleri çıkarmam lazım. Sonra da şu dikdörtgenin içinden plastiği çıkarmalıyım. Şimdi şekerlerimi içine doldurabilirim. Şuna bak, tüm paketi doldurdu bile. Sonra da kapağını kapatalım. Şekerler bir güzel gizlendi. Atalım bakalım bir tane. Oo, şunlara bak. Sarı olan leziz görünüyor. Çok güzel. Bu şekerlere bayılıyorum. Bir dakika. Bu titreşimde ne? Aa, hayır. Suya bak. Buraya geliyor. Aa, işte geliyor. Selim anne, hey, şeker kokuyor. Yoksa şeker mi var anne? Ne, bende mi? Yok canım, ne şekeri? Sadece ıslak mendil var. Hmm, bakayım. Bence bunlar şeker değil. Aa, al bakalım. Oh, belki de şekerler buradadır. Gitti işte. Oh, sonunda huzur ve sessizlik. Ve tabii bolca leziz şeker. Baba, bu sabunla bulaşıkları yıkasam olur mu? Ne bulaşıkları yıkayacaksın? Tabii ki. O sabun harika iş görür. Aa, bu çok sabun. Çok kaygan ve köpüklü. Hmm, bulaşık yıkarken çok fazla gürültü çıkıyor. Durumu bir kontrol etsem iyi olacak. Of, etraf bayrağı batmış. Parmaklarını kullanmak yerine belki süngeri kullansan. Olmaz. Sünger çok sıkıcı. Elle yıkamak eğlenceli. Gördün mü? Her şey tertemiz oldu. Parmaklarım bile. Bir saniye. Sanırım aklıma harika bir fikir geldi. Pekala, bu süngeri alıp tabii ki ikiye bölüyoruz. Bana sert yeşil kısmı lazım. Şimdi bunun için bana bir makas gerekli. Sert kısmı kesmenin zamanı geldi. İşte oldu. Lastik eldivenlere biraz tutkal sürelim. Eldivenin her bir parmağına tutkal sürüyoruz. Sonra eldivenin avuç kısmına da tutkal uyguluyoruz. Şimdi sarı kısmı avuca yapıştırıyoruz ve aynısını sert kısım için parmaklarda yapıyoruz. İşte oldu. Artık harika bir temizleme eldivenimiz oldu. Olivia, baksana ne yaptım. Bulaşık yıkamak için harika bir eldiven. Oo, harika şeyleri severim. Ver hadi giyeyim. Oo, bu eldivenler çok eğlenceli. Bayıldım. Benim için de bir tane var. Hadi şimdi yıkama işine dönelim. Hadi avcuna biraz sabun dökeyim. İşte böyle. Hazır mısın? Şu bulaşıkları güzelce bir ovalayalım. Vay canına bak, ne çok tabağı hallediyoruz. Bütün tabaklar temizlendi. Aferin bize. Çak bakalım. Aa, böyle değildi. Of, her neyse. Yani harika bir iş çıkardık.
Ah, olamaz. Fincanı kırdım. Of, temizleyecek bir şey daha çıktı. Susadım. Bardağıma biraz su koyacağım. Of, kapağını açamıyorum. Baba! Neydi o? Biri beni mi çağırdı? Baksam iyi olacak. Ne oldu? Sorun ne? Su! Kendime bir bardak su alamıyorum. Susadım. Cidden mi? Pekala, kapağı senin için açayım. Bırak ben koyayım suyunu. Böylece etrafa su saçılmamış olur. Tamam, bu kadar yeter sana. Al bakalım. Yaşasın. Su. Leka leka içeceğim. Oh, sağ ol baba. Şimdi işime ve abur cuburlarıma dönebilirim. Baba! Şaka mı bu? Ya şimdi ne istiyor? Suya bayılıyorum. Harika bir şey. Baba! Yine mi? Su. Of, saatin bu kadar geç. Kaç olduğunu inanamıyorum. Çok yoruldum. Oh, biraz kestirmem lazım. Baba! Ah, ne var? Artık yeter. Bu durumu çözmenin bir yolu olmalı. Bir dakika. Ne yapacağımı biliyorum. Pekala. Bu kağıt bardakla işe koyulalım. Eğer kullanmasını istiyorsam üstünü biraz süslemeliyim. İşte oldu. Fili yapıştırdım. Şimdi sıra bu meyve suyunda. Bunu böyle bardağın içine koyuyoruz. Sonra buraya bir delik açıyoruz. Buraya filin hortumuna benzer bir pipet koyuyoruz. İşte oldu. Ben yine susadım ve suyum kalmadı. Hey, sana bir şey getirdim. Çok iyi değil mi? Dur, senin için bunu yerine koyayım. Oo, filli bir bardak. Tek yapman gereken kapağını açmak. Dada, bu sayede meyve suyu hemen akmaya başlayacak. Sonra kapağını tekrar kapatıyorsun. Filden akan meyve suyu. Teşekkürler baba. Bir şey değil, şimdi bunu kendine yapabilirsin. Benimkide bir çağırmana gerek yok. Meyve suyu çok güzelmiş. Ha, babam gitmiş. Ha, iyi bir fikrim var. Gel bakalım filli meyve suyu. Bardağa ihtiyacım yok. Ha? Bir dakika, meyve suyu nereye gitti? Bitmiş. Baba! Of, kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Tatlım, kendini hala kötü mü hissediyorsun? Evet. Sana kendini iyi hissetmen için bir şey getirdim. Ne? Bu nedir? İlaç mı? Hayır, ilacın tadı çok kötü, istemiyorum. Of, Olivia, ama kendini iyi hissetmeni sağlayacak. Baba, meyve suyum bitmiş. Daha çok meyve suyuna ihtiyacım var. Peki, biraz daha getireyim. Ah, bir dakika. Bu bardak ve ilaç. Sanırım bu işe yarayabilir. Hadi bakalım. Pekala, işte onun bardağı. Önce kapağını açayım. İlaç da burada. Onu da kapağını açayım. Sonra şöyle bardağın içine koyacağım. İçine çok iyi oturdu ve sonra bardağın kapağını yerine takıp pipeti yerine koyacağım. Tamamdır, sanırım bu işe yarayacak. Bir deneyelim bakalım. Tatlım, işte döndüm ve sana içecek getirdim. Yaşasın, ben de susamıştım. Aman tanrım, içiyor gerçekten. Çok iyi işe yaradı. Nasıl yani baba? Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Yaşasın. Şu an çok daha iyiyim. Teşekkürler baba. Daha iyi olduğuna çok sevindim kızım. Oyun zamanı, hadi gel benimle oyna baba. Ah tatlım, biraz yavaş olsan mı? Gel hadi saklambaç oynayalım. Aa, kitaplar, kitapları sevmiyorum. Çıkar onları buradan. Of, belki bu hiç iyi bir fikir değildi. Ağaç yine yeri devirdi. Şimdi o tarafa koşacağım. Sonra da bu tarafa. O ağacın da yeri devrilmesi lazım. Bomba. Hayatım, bu bir kabus. Burada hiç huzur yok. Geliyorum. Acaba kim geldi? Aa, siparişim gelmiş. Ne güzel. Paketlere bayılırım. İçinde ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Renne! Bye bye! Uf, bu gerçekten çok... Uf, olamaz. Paketi düşürdüm ve üstünde de kırılabilir yazıyor. Belki bir şey olmamıştır ha. Of, bu ses hiç ayrı alamet değil. Bir saniye, bu aklıma çok iyi bir fikir getirdi. Tamam, şimdi şu bantı alıp kutuyu bir açayım. Evet, tamamen kırılmış. Tüh. Bu durumda ona ihtiyacım yok. Bana bu kutu lazım. Kutuyu kırmızıya boyadım. Güzel görünüyor.
Şimdi bana bir falçata lazım. Çünkü biraz kesip biçme işim var. Bu şekilde aşağı doğru keseceğim. İşte oldu. Şekli biraz kemere benzedi ama ona ihtiyacım yok. Bir dakika. Ne yapacağımı biliyorum. Bunun biraz süsleme ihtiyacı var. Eşyaların daha iyi görünmesi için çıkartmalar çok iyi işe yarar. Her yerde bisikletlerle kalpler var. Sanırım harika olacak. Bunun merdivenlerin dibine koyacağım. Ben almadı Olivia. Gel bak sana ne aldım. Vay canına, bu nedir? Çok güzel. Üstünde bisikletler ve kalpler var. Burası bisikletini park edeceğin yer. Sağ ol baba. Artık ayak altından kalkacak ve sen de her zaman bisikletinin nerede olduğunu bileceksin. Ne yalan söyleyeyim, bu benim en iyi icatlarımdan biri. Of, şaka mı bu? Aman tanrım, bunlar müthiş lezzetli görünüyor. Yaşasana, ben de bir tane istiyorum. Ver bakayım. Bye. Bir düşünelim. Bu makaleyle aynı fikirde olup olmadığımı bilmiyorum. Bisküviler. Yani haklı olduğu bir iki nokta var ama bu konuda biraz araştırma yapmam lazım sanırım. Bir dakika. Bisküvilerimin hepsi nereye gitmiş? Kase tamamen boşalmış. Olivia. Merhaba babacığım. Bütün atıştırmalığımı yemiş. Pekala, atıştırmalıklarım artık bu yastığın altında gizli. Asayiş Berkemal. Olivia yoksa şunlara bir girişeyim. Bütün gün bunları yemek için can atıyordum. Bu peyniri pofuduk atıştırmalığa bayılıyorum. Çok güzel. Şimdi filmimi de açayım, nasıl bittiğini görmek istiyorum. Merhaba baba. Demek peyniri atıştırmalık yiyorsun. Hadi bana da ver. Görüşürüz. Of, bana hiçbir yerde huzur yok. Buna dayanamıyorum. Bu konuda bir şeyler yapmalıyım. Pekala, sanırım bir şeyler yapabilirim. Şimdi bu tencere kapağını alıyoruz. Bunu içinde atıştırmalıkla ters şekilde koyuyorum. Bunun da üstüne Olivia'nın sevmediği bir şey koymalıyım. Brokoli işe yarar. Brokolleri kapağın üstüne koyuyorum. Brokolleri atıştırmalığımın üstünü tamamen kaplayacak. Artık onları kimse göremez. Birkaç tane de buraya. Ve şuraya. Süper. Şimdi filmime dönebilirim. Bu bence gerçekten başarılı olacak. Baba. Biraz daha atıştırmalık alabilir miyim lütfen? Bir dakika. Bu ne? Brokoli mi? İğrenç. Dur, atıştırmalığımdan biraz almak istemez misin? Hayır, iğrenç. Çok iyi işe yaradı. Bak nasıl da hızlıca kaçtı. Aman anne, aslında benim de brokoliyle hiç işim olmaz. Aklım tabii ki peyniri atıştırmalığımda. Aynen böyle. Gelin bakalım, atıştırma zamanı. Bunu gerçekten hak ettim. Bunun için çok çalıştım. Evimi tam buraya koyacağım. Buraya bir de arabalarımı getirmem lazım. Merhaba Noah. Bu çok eğlenceli görünüyor. Merhaba anne. Oynamak ister misin? Tabii ki. Şuraya oturayım. Anne, olmaz. Evimin üstüne oturdun. Eyvah. Bu ses hiç iyi işaret değil. Olamaz. Kazara oldu ama sana daha iyisini yapabilirim. Yani umarım. Bu üç boyutlu kalem çok işe yarayabilir. Acil bir onarıma mı ihtiyacın var? Merak etme, hallederiz. İşe bir ev çizerek başla. Sonra içini üç boyutlu kalem kullanarak doldur. Bu çizim bizim şablonumuz oluyor. Kalemle uzun çizgiler yapıyoruz ve çatının tamamını kaplıyoruz. Çizgileri birbirine yakın tutup aralık bırakmıyoruz. Bu bittiğinde kapıya geçiyoruz ve tabii ki her evin pencereleri olması lazım. Yalnız çizgilerin içinde kalmayı unutmuyoruz. Şimdi sıra duvarlarda. Bunun için farklı renkler kullanıyoruz. Pencerelerin ve kapının yanlarını dolduruyoruz. Sonra evi kağıttan ayırıyoruz. Şimdi sıra evi inşa etmekte ama bunun için çimentoya ihtiyacımız yok. Evin parçalarını birleştirmek için sadece 3 boyutlu kalem kullanıyoruz. 4 duvarının olmasına dikkat etmemiz lazım. Yoksa ev yıkılabilir. Duvarlar inşa edildiğinde evi çeviriyoruz. Şimdi çatısını yapıştırıyoruz ve evin üstüne yerleştiriyoruz. İşte karşımızda yeni bir ev. Noah bak, sana bir şey yaptım. Yeni bir ev mi? Evet, üstelik bir bahçesi de var. Vay canına, bir dakika, buna bir oyuncak bebek lazım. Bebek çok mutlu görünüyor. Sanırım ev hoşuna gitti. Luna Park çok eğlenceliydi. Gerçi atlı karıncadan neredeyse çıkarıyordum. Bak bir arı. Git buradan. Arıları hiç sevmem. Ne? Ben sana ne yaptım ki? Bu lollipop çok güzel görünüyor. Bana da biraz ayır. Şekere bayılırım. Ay, olamaz. Geri geldi. Hey, dikkatli ol. Yeter ama. Bu artık kişisel bir mesele. Bunu sen istedin. Hedefe kilitlenme başarılı. Gör bakalım şimdi.
O eğitimler şimdi gerçekten işe yaradı. Aa! Baba! Sen iyi misin? Çok acıyor. Of, olamaz bir tanem. Bir dakika, bir şey yapmam lazım. Merak etme, baban onu hemen halleder. Ben şimdi ne yapacağım peki? Yardım ister misin dostum? Vay canına, bu bir mucize. İstediğin bir şey görüyor musun? Bir sürü seçenek varmış. Bir bakalım. İşte bu işe yarar. Teşekkürler. Endişelenme kızım. Babacık günü kurtaracak. Bu iğneyi yerinden çıkaracak. Bunu iğnenin üstüne koyuyorum. Sonra kolu çekiyorum. Ve bu iğneyi emip direkt yerinden çıkarıyor. Başardım babacığım. Sen benim kahramanımsın. Sadece gereğini yaptım tatlım. Eyvah. Sanırım buradan hemen gitmemiz lazım. Koş. Evet, arkanıza bakmadan kaçsanız iyi olur. Ve böylece bütün bu lollipop bana kalır. Ciu ciu. Aa bak, bir dinozor. Rar. Hapşi. Hapşi. Aa, olamaz. Geliyorum oğlum. Hapşi. Benim zavallı bebeğim. Sen iyi misin tatlım? Sorun nedir şampiyon? Kendimi hasta hissediyorum anne. Hadi o zaman seni ısıtalım. İşte bunun yardımı olacaktır. Yalnız biraz ilaç da alman gerekiyor. Bu kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak. Kocaman aç bakayım. Hayır. İstemiyorum. Ama bunu alman lazım. Tatlım, bir şeyler yap hadi. Tamam, buldum. Onun yerine neden bu lollipopu almıyorsun? Hah, seni kandırdım. İlacını içersen bu senin olur. Hadi bakalım. İşe yaramıyor. İlaç içmek istemiyorum. Zor bir işmiş bu. Aa, bir dakika, bir fikrim var. Gaz olsun. Ona gazlı içecek veremeyiz. Bir dakika ama. Boş gazoz kutusuna bir pencere açıyoruz. Yalnız parmaklara dikkat. Bu yeterince büyük. Kestiğimiz parçayı geriye itiyoruz. Sonra bunun içine ilaç şişesini koyuyoruz. Sonra kutunun içine bir pipet sokuyoruz. Ardından pencereyi kapatıyoruz. Çok akıllıca değil mi? Şşt, bu gerçek bir içecek değil. Çok kurnazca. Noah, biraz içmek ister misin? Evet, lütfen. Çok güzelmiş. Aferin oğluma. Birazdan kendini iyi hissedersin. Bunu duydun mu ufaklı? Vay canına, bu içecek çok güzelmiş. Artık kendimi hasta hissetmiyorum. Ne rahatlatıcı bir gün. Vay canına, ne yeteneklisin tatlım. Sağ ol anne. Vay, bir boşluğu kaçırmışım. Acaba bu sarının tadı nasıl? Şunu bir tadayım. Hayır! Ver onu bana! Çok kötüsün. Çok az kalmıştı. Bunu yemek istediğine inanamıyorum. Ama sanırım bir fikrim var. Önce küçük kek kalıbını alıyoruz. Kalıpların içini kremayla dolduruyoruz. Bu daha önce aklıma gelmeliydi. Neredeyse bitti. Şimdi bunun içine biraz gıda boyası katmam lazım. Kremanın içine biraz boya sıkıyorum. Farklı renkler güzel olacak. Bu sonuncusu. Bu çubuğu renklerle kremayı karıştırmak için kullanıyorum. Gıda boyasının iyice karışmasına dikkat ediyorum. Renkler müthiş görünüyor. Renkler çok canlı oldu. Aynı resim boyasına benziyorlar. Noah buna bayılacak. Sanırım artık hazır. Noah, bak buna. Resim fırçan da işte burada. Teşekkürler anne. Mavi güzel görünüyor. Ve bunu yiyebilirsin de. Gerçekten mi? Evet. Güzelmiş. Acaba şu turuncunun tadı nasıl? Hadi bir dene. Sanırım hoşuna gidecek. Haklıymışsın. Hoşuma gitti. Seveceğini biliyordum benim küçük sanatçım. Yaşasın. Okul için hazırlanmanın zamanı geldi. Sırt çantama şöyle bineyim o zaman. İşte artık hazırım. Baba. Babacığım.
Okula gitmeye hazırım. Tamam, işte geldim. Hadi seni okula götürelim. Hazır mısın? Sıkı tutun. Aa, çok eğlenceli. Sırt çantasına binmeyi çok seviyorum. Ne güzel bir gün değil mi? Bir dakika, biz buraya nasıl geldik? Yanlış yerden döndüm herhalde. Senin saçların ne güzel. Tatlım, bak sana ne aldım. İşte yepyeni gazlı kalemlerin. Yaşasın. Sağ ol anneciğim. Gazlı kalemlere bayılıyorum. Oo, iki tane yeşil. Önce bunlarla başlayacağım. Resim yapmakta çok iyiyim. Bunun için bana ödül vermeleri lazım. Şimdi bütün renkleri aynı anda kullanacağım. Gökkuşağına benzedi. Gökkuşağına bayılıyorum. Yaşasın, bu da mavi. Kırmızıyla ismimi yazabilirim. Öf, niye bir sürü kapak var? Bunları istemiyorum. Kapakların hepsini çıkaracağım. Hey, bu kalem niye yazmıyor? Anne! 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 Bak, kalemlerim bozuldu. Düzelt bunları. Ne? Ama bunlar daha yepyeni. Daha yeni aldım. Bir bakayım. Bu kalemlere ne olmuş böyle? Tamam, gel benimle. Ne yapabileceğimize bir bakalım. Bak, gördün mü? Bütün kalemler bozulmuş. Ah, anladım. Hepsinin kapağını çıkarmışsın. Kapakları olmadığından hepsinin içi kurumuş. Gördün mü Eva? Kullanmadığında kapaklarını kapaman lazım. Aa, peki. Kapaklarını kapalı tutuyoruz. Bir bakalım. Diğer kapaklar nerede? Eva, onları nereye koydun? İşte biri burada, diğeri de burada. Her yere dağılmışlar. Tek bir çocuk etrafı nasıl bu kadar dağıtabilir? Neyse ki çok şirin bir şey. Keşke bu kadar dağınık olmamasını sağlayacak bir yöntem olsa. Aa, bir dakika. Bant. Bu aklıma harika bir fikir getirdi. Hadi bakalım. Banttan bir parça koparıyorum. Bu kadarı yeterli. Sonra kalemlere ihtiyacım var tabii. Kalemleri böyle bantın üstünde sıraya diziyorum. İşte aynen böyle. Sonra bantın geri kalanını kapakların üstüne katlıyorum. Bu çok işe yarayacak eminim. Pekala tatlım, şuna bir bak. Artık kapaklarını hiç kaybetmeyeceksin. Hepsi buradalar, tamam mı? Al bakalım. Yaşasana, bak kalemler yine yazmaya başladı. Mor bir çiçek yaptım ve yeşil bir kalp. Ah, sen harika bir ressamsın kızım. Ren. Ren. Bir bakalım, yeterince oyuncağı çantama koydum mu acaba? Ah, şapkasını unutmamalıyım. Benim kitabım o da tabii. Ve elleri kirlenirse de ıslak mendil de koyayım. Uf, çanta dolmuş bile. Hadi ama gir şuraya. Buraya sığabileceğini biliyorum. Harika, sırada ne var? Neyle oynuyor acaba? Aha, anne, o benimdi. Tamam, şimdi bu oyuncağı kutusundan çıkarayım. Artık içi boşaldığına göre ıslak mendilleri bunun içine sokabilirim. Ufacık bir kutu ama mendillerde katlanıp ufacık olabiliyor. İşte oldu. Bu kadarı bize yeter. Ve bu şekilde çok daha az yer kaplıyor. Hey anne, bak ben ne yapabiliyorum. Cips yüzümde duruyor. Evet, bu çok zekice. Aferin sana. Ama bir saniye dur bakayım. Islak mendilden bir tane alayım. Bu uzun zamandır yaptığım en akıllıca şey. Hadi bakalım, annen şimdi biraz yüzünü temizlemek istiyor. İşte tertemiz oldu. Tam da olmasını istediğim gibi. Ah, ne güzel bir akşamüstü. Ah, o da ne? Tatlım, ördeklere bak. Anne, üstüme döktün. Ah, neyse, merak etme. Ben şimdi hallederim. Gördün mü? Hala ıslak mendilimiz var. İşte oldu. Hepsini sildim. Tişörtün yine tertemiz oldu. Şimdi o içecek yerine niye şu elmayı yemiyorsun? Ren, bir bebek, dikkat edin, ben geliyorum. Bum, Dino kamyon seni hakladı. Tatlım, orada ne yapıyorsun? Tatlım? Tatlım. Annen sana bir şey soruyor. Aman tanrım, elleri kir içinde kalmış. Neyse ki yanımda bu ıslak mendiller var. Hadi ellerini bir temizleyeyim. Yalnız biraz ovalaman gerekecek. İşte ellerin yine tertemiz oldu. Yaşasın, sağ ol anne. Sen harika bir annesin. Bir bakalım. Bunlar nereye gidiyor? Oh, aman tanrım. Şu bıçaklara bak. Onların burada olmaması lazım. Ya küçük Medya'm ellerini sokarsa buraya? Bıçaklar yüzünden kendini yaralayabilir. Of, hayır, hayır, hayır. Bunlar kesinlikle burada duramaz. Bunları bulamayacağı bir yerde kilit altına almam lazım. Of, böylesi çok daha iyi. Artık güvende olacaktır. Şimdi de oyuncakların bir kısmını toplayayım. Bir saniye, bu masanın kenarı çok sivri. Bu neredeyse bıçaklardan bile kötü. Bir yerini vurabilir. Of, olamaz. Yazık olur o dizlere.
Kızımın acı çekmesini engellemek için bu masayı buradan kaldırmam lazım. Aman tanrım, olamaz, mümkün değil. Evimde böyle bir ölüm makinesini barındıramam. İşte yastıkları güzelce kenarlara yerleştirdim. Artık hiç sivri değiller. Bunun sayesinde tamamen güvende olacak artık. Kapıyı kilitlemeyi unutmayayım. Bir dakika, ya evdeki prizler? Olamaz, ne yapıyor? Canı yanacak. Hayır, 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 hayır. Benim bebeğim olamaz. Hemen dur bakalım orada elektrik prizlerine. Asla bir şeyler soğutmamalısın. Of, şu haline bak. Ağzın burnu kir içinde. Dur, seni bir temizleyeyim. Of, ben seninle ne yapacağım? Bir saniye. Bu ıslak mendillerin kapağı priz sorununun çözümü olabilir. Evet, hepsi bunun altına sığabilir. Yalnız bir iki değişiklik yapmam lazım. İşte olduğu kapağı doğruca çıkabilir ve prizlerin üstüne yapıştırabilirim. İşte oldu. Şimdi bu parmaklarını prizden uzak tutmasını sağlayacak. Pekala, anne evde değilken usludur, tamam mı? Bir saniye. Ya ütü? Evden hiç çıkamayacağım galiba. Yaşasın, en sevdiğim popit oyuncağım. Kelebekleri çok seviyorum. Aman tanrım, küçük bir meleği andırıyor. Ah, selam, seni uzun zamandır görmemiştim. Nasılsın? Hadi seninle bir yürüyüşe çıkalım. Evet, güzel yürüyorsun. Sadece dünyanın çevresini yürüyerek gezebilir miyiz? Ooo, bak bebeğim, bir havuz. Ben yüzmeye bayılırım. Vah canına, susadın mı yoksa? Bir şeyler içmelisin. İşte nasıl geldi, iyi mi? Ah, olamaz, nereye gitti şimdi bu? Ah, şu taraftaymış. Onu en son gördüğümden beri bu kadar büyüdüğüne inanamıyorum. Bebek, bu artık o kadar eğlenceli değil. Aa, şuna bak. Orada bir top var. Üstelik güzel de topmuş. Bayıldım. Ah, rengi kırmızı ve mavi. Hey, gel buraya bakayım. Top, yuvarlanıp durmayı kes. Seninle oynamak istiyorum. Vay canına. Bak, bu ağaç ne kadar yüksekmiş. Boyu ta oralara kadar uzanıyor. Bu gördüğüm en iyi ağaç. Ağaç, ağaç, bahsederim, seni sallayabilirim. Şaka şaka. Bu kitaba hayran oldum. Ha? Bir dakika. Şimdi nereye gitti? Kızım nerede? Olamaz, olamaz. Kayboldu. Hiçbir yerde göremiyorum. Oyuncak bebeği burada. Aha, ama onu her yere götürürdü. Neredesin kızım? Neredesin? Ha, merhaba. Burada küçük bir kız gördünüz mü? Ha, buna benziyor. Çok şirindir. Aa, üzgünüz. Onu hiç buralarda görmedik. Nereye gitti ki bu? Aha, telefonum çalıyor. Alo? Evet, evet, aman tanrım, çok teşekkür ederim. Of, nerede benim kızım? Ah, meleğim, biricik aşkım, annen seni her yerde aradı. Merhaba anne. Onu geri getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bana nasıl ulaştınız? Bileziğinde yazıyordu, sadece o numarayı aradım. Ah, aman tanrım, bileziği unutmuşum. Biraz misina ile birkaç boncuk aldım. Kartlar daha güzel görünmesini sağlıyor. Sonra telefon numarasını ekledim. Son olarak da ismini ve birkaç kalp daha ekledim. Enimi bana getirdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. İyi günler. Eni, kahramanımıza el salla hadi. Al bakalım, sana güzel ve sadıklı bir atıştırmalık hazırladım. Hayır, bunu istemiyorum Berbant. Ben hamburger istiyorum. Ama hamburger yiyemezsin. Bunu yemek zorundasın. Al hadi bunu bir dene. Hoşlanacağından eminim. Hayır dedim, ben hamburger istiyorum. Bunu göreceğiz. Bak, işte elman geliyor. İşte geldi. Ağzını kocaman aç ve bir ısırık al. Hadi. Hadi ama tatlım, sen elmaya bayılırsın. En sevdiğin şeydir. Peki bu çikolataya ne dersin? İşte geliyor. Aa, canına, çikolataya bayılırım. Yaşasana, ver hadi ısırayım. Giderek yaklaşıyor. Olmaz, elma olmaz demiştim. Of, peki şunu deneyelim. Enim, bak bende ne var. Aynen öyle. Ayı kardeş seni ziyarete gelmiş. Al bakalım, ona kocaman bir sarıl bakalım. Thank you. Çok iyi, ilgisi tamamen dağıldı. Şimdi bunları arada yedireyim. Ne? Olmaz. Elma istemiyorum. Elma olmaz. Of, sabrımı gerçekten zorluyor. Bu konuda yapabileceğim bir şeyler olmalı. Hamburger istediğini söylemişti. Buldum. Bu sefer beni asla atlatamayacak. O zaman meyve burgeri yapmaya başlayalım. Elma ekmeği olacak. Kivi de salatası. Et yerine bir dilim şeftali ve ilave olarak da çilek ve muz. Hatta elma ile patates kızartma bile yapabilirim. Tatlım, sana bir hamburger yaptım. Aynen istediğin gibi. Vay canına, bütün bu hamburger benim için demek. Yanında patates kızartması da var. Patates kızartması hayatta en sevdiğim yiyecek. Yaşasın, hamburger zamanı, çok lezzetli. Bu harika olmuş. İşte benim akıllı kızım. Pikniğimiz için biraz meyve lazım. Ah! Ha, demek sendin.
Merhaba anne. Bu elma kütür kütürmüş. Aferin oğluma, hepsini ye bitir. Ben de şu muzları bir sudan geçireyim. Peki anne, ben şuraya oturayım. Bu garip bir his de nedir? Seni kandırdım ha. Bu diğerleri silmem gerektiğini hatırlattı. Bu elma çok iğrenç. Bunu artık yiyemezsin. Al bunu anne. Bu aklıma bir fikir getirdi. Elmayı balonun içine sokacağım. Bu da onu güvende tutup toz toprak bulaşmamasını sağlayacak. Vay canına, bu çok akıllıca anne. Pekala, hadi gidelim. Ayıcığım çok pofuduk. Merhaba Bay Tavşancık. Canım sıkıldı. Oynayıp eğlenebileceğim bir şeyler olmalı. Hayır, bu değil. Bu da değil. Olmaz. Hiç olmaz. Tek boynuzda atlar mı? Ben bebek değilim ki. Merhaba tatlım, bir sıkıntın mı var? Bana yeni oyuncak lazım. Bunlar çok sıkıcı. Anladım. Belki seni biraz neşelendirebilirim. Bu babacığın, yani anneciğin bebeği. Bununla oynayabilirsin istersen. Hayır, istemiyorum. Biraz atıştırmalığa ne dersin? Hayır. Peki bir kavanoz şekere? Hayır. Ve bir çekice? Bir saniye. Sen ciddi misin? Buldum. Hayır baba. Ama her şeyi denedim. Yapabileceğim bir şey olmalı. Aha, bir balon. Sanırım durumu nasıl düzelteceğimi buldum. Bir balon, bir misket ve lastik bantla başlıyoruz. Misketi balonun içine koyuyoruz. Sonra ucunu lastik bantla bağlıyoruz. İşte böyle. Sonra balonun içini dışına çıkarıyoruz. Ve balonu şişiriyoruz. Balonun ucunu bağlıyoruz. Bir parça kağıda göz resmi yapıp bunları balona yapıştırıyoruz. Aynı şeyi ağzı içinde yapıyoruz. Balonun üstünde kalemle dikkatlice çizgiler çiziyoruz. Hiç fena olmadı. Son olarak kulak ekliyoruz. İşte sana balondan bir kaplan. Baksana ne yaptım. Vay canına, bu çok sevimli. Senin neşelendirebileceğimi biliyordum. Vay canına, üstelik iki yana sallanıyor. La 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 la, okul bittiği için çok mutluyum. Anahtarlarımı alayım. Buralarda bir yerde saklandıklarını biliyorum. İşte burada. Ama kilide uymuyor. Ne şapşalım. Bu doğru anahtar değilmiş. Of, yine mi? Bu çok stresli bir şeymiş. Bunun doğru anahtar olması lazım. İçeri giremiyorum işte. Üstelik tuvalete gitmem lazım. Hah, bununla ilgili içimde iyi bir his var. Hayır, bu da değilmiş. Arabam yok ki. Hadi ama. Vay canına, hava karardı. Burası biraz ürkünç oldu sanki. Fare. Olamaz. Yaklaşma bana. Lütfen canımı yakma. Merhaba Alex. Sen burada ne yapıyorsun? Baba. Seni gördüğüme çok mutlu oldum. Anahtarlarımı bulamadım da. Şu çantana bir de ben bakayım. Anahtarın işte burada. Hadi bunu daha kolay bulunur hale getirelim. Bu tüyo sayesinde anahtarlarını artık hiç kaybetmeyeceksin. Önce bize epoksi reçine lazım. Reçineyi cam bir kaba dök. İçine biraz boya ekle. Tahta bir çubukla karıştır. Reçine ve boya karışana kadar iyice karıştır. Bu kadar yeter. Şimdi reçineyi silikon kalıbın içine boşalt. Tek bir kalıbı doldursak yeter. Reçine sertleşmeden anahtarı içine bastırmamız lazım. Şimdi biraz bekliyoruz. Reçine sertleşir sertleşmez kalıptan çıkar. Artık anahtarı bulman çok daha kolay olacak. Al bakalım. Vay canına, bu harika. Sağ ol baba. Buna çember deniyor Alex. Hadi şimdi bunu çizmeye çalışın. Oo, ne heyecan verici. Bu dersten kalacağıma eminim. Az kaldı. Bunu başarabilirim. Bekliyorum. Ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok ama fena gözükmüyor. O da ne? Önce bir eskizini yapmam lazım. Süre neredeyse doldu. Acelesi mi olacak? Umarım bu hoşuna gider.
Cidden mi Alex? Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. İşte başardım. Bunu izle. Hmm? Bunun için tek gereken bir ataç. Atacı S şeklini alacak şekilde aç ve kağıdın üstüne koy. Atacın her iki ucuna da birer kalem koyup uçlardan birini kalemle hareket ettiriyorsun. Böylelikle kusursuz bir çember çizebilirsin. Çok kolay. Hadi dene. Hadi bakalım. İşe yarıyor. Dur dur artık. Bir sürü çember oldu. Kontrolden çıktı. İmdat. Güzel bir çember Eli. Onun ne yaptığını anlayamadım. Ben artık çember çizebiliyorum. Bu da ne? En kısa zamanda buluşmamız lazım şekerim. Ben bir robotum. Bak, al bakalım şunu. Tamam, çao. Ah, ben hayat diye buna derim işte. Aha. Merhaba anne, robotumu artık sevmiyorum. Tamam, o zaman telefonumu al. Bu çok eğlenceli olacak gibi görünüyor. Belki şimdi biraz dinlenebilirim. İyi de bu telefon pek bir şeye yaramıyor. O ses de neydi öyle? O benim telefonum mu? Erkek çocukları işte. Neyse ki bir telefonum daha var. Resim yapmak eğlenceli olabilir. Çok güzel oluyor. Anne bak, güneş resmi yaptım. Güzel olmuş canım. Bir içecek daha lazım bana. Hayat ne zor. Bunu yapması için birini tutmalıyım. O ses neydi öyle? Çok ferahlatıcı. Buz küpü boya. Buz küpü boya. Harika bir fikrim var. Kaseye su doldurmakla işe başlıyorum. Bu kadar yeter. Kaseye kapağını takıyorum. Sonra bunu dondurucuya koyuyorum. Şimdi beklemem lazım. Vay canına, kocaman bir buz küpüm oldu. Bu küpü boyayarak başlayacağım. Farklı kısımlarını farklı renklerle boyayacağım. Gökkuşağı gibi oluyor. Renkler birbirine geçiyor. Şimdi biraz beyaz ilave edeceğim. Sonra biraz daha mavi. Vay canına! Bu çok güzel oluyor. Buna daha fazla kırmızı lazım. Şimdi sıra yine beyazda. Bu çok eğlenceli. Böyle devam edebilirim. Çok sıcak. Bir içeceğe ihtiyacım var. Bunun tadı iğrenç olmuş. Benim içeceğime ne olmuş öyle? Şimdi anlaşıldı. Ama en azından güzel eğleniyor. Bu resim çok güzel oldu. Harika hayatım. Bak anneciğim, şurada çiçekler var. Ve güneş ve gökyüzü. Çok yeteneklisin benim biricik Picasso'm. Bu kadar yetenekli bir kızım olduğu için çok şanslıyım. Ne oldu? O da tamamen batmış. Lezzetli. Resim yapmayı seviyorum. Tatlım, bunun hakkında konuşmuştuk. Boyayı annene ver. Konuşmamız lazım. Bunu yemen dişlerin ve karnın için hiç iyi değil. Şu haline bak. Ben bir resimim. Bir tatile ihtiyacım var ya da başka bir şey deneyebilirim. Bir kase damla çikolata al. Onları erit. Şırıngayı erimiş çikolatayla doldur. Birazcık daha, bu kadarı yeter. Sonra çikolatayı pipetlere doldur. Bu işlem bitince de pipetleri dolaba koy. Çikolata donduğunda pipetleri çıkar. Şimdi sıra yaratıcı kısımda. Kalemtıraş kullanarak bir ucunu sivrilt. Kalemtıraş temiz olmalı. Sonra da boya kağıdını çikolatanın üzerine geçir. Güvenli ve yenilebilir boya kalemleri. Aynı şeyi farklı renklerle de yap. Selam tatlım. Annen sana yeni boyalar aldı. Vay, kokuları çikolata gibi. Zaten çikolataymış. Böylesi çok daha iyi oldu. Temizlik yapmam gerek ama yeniden. Güzel bir bardak süt zamanı gelmiş. Süt ineklerden gelir anne. Biliyorum canım. Bak anneciğim, bitirdim. Onun adı Sarı Kız. Sarı değil ama olsun, o benim en iyi arkadaşım. Harika olmuş. Bir yere asmamız lazım. Sütünü bitirmeyi unutma. Süt mü? İçmem ben onu. Her seferinde böyle oluyor. Bu kalemler bana bir fikir verdi. Bu işe yarayabilir. Bu
plastik eldiveni alıp parmaklarına birkaç delik açayım. Sonra siyah kalemle üzerine desenler çizeyim. Eğlenceliymiş. Tamamdır, bir ineğe benziyor. Şimdi sütü eldivenin içine döküyorum. Sonuna kadar doldurayım. Bu yeter. Al bakalım. Benim için mi? İnek sayıyorum. Süt çıkıyor anneciğim. Bardağı dolduruyorum. Bu iş beni susattı. Çok güzel. Ah, işe yaradığına inanamıyorum. Tokanı düzelteyim hayatım. Böyle çok güzel oldu. Yazı düzgün, ellerime sağlık. Mutlu yıllar. Sana hediye aldık. Çok heyecanlıyım, yaşasın. Bende de abur cuburlar var. Bakın, afiyet olsun kızlar. Oo, ver ver ver. Teşekkürler babacığım. Peki, hadi ama kızlar. Etrafı batırmamaya çalışın. Beni çağırdığın için teşekkür ederim. Bu çikolata çok güzel. Ah, bu çok kötü olacak. Yapabileceğim bir şey olmalı. Bazen ben de eğlenmek isterim. Kimse babanın ne hissettiğini düşünmez. Bu hiç hoşuma gitmedi. Eğlenceli bir oyun oynamak ister misiniz? Evet. Tamam, sanırım hazırız. Benimki girdi. Bu çok eğlenceli. Evet, ben de attım. İşte yine harika bir plan oldu. Bazen kendimi şaşırtıyorum. Kendimi berbat hissediyorum. Hasta olmaktan nefret ediyorum. Neyse ki bu jelibon ayıcıklarım var. Minik bebeğim nasılmış? Bu hiç iyi değil. Tamam tatlım, biraz ilaca ihtiyacın var. Bu kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak. Aç kocaman. Aa, hayır istemiyorum. İğrenç bir şey o. Peki bu tabletleri deneriz. Bunu yutması daha kolay olur. Al bakalım. Hayır, almayacağım. Neyse, hiç değilse denedim. Bir dakika. Jelibon ayıcıklara bayılıyorum. Sanırım ilacını nasıl vereceğimi biliyorum. Bir jelibon ayıcağı küçük bir kesik atıyorum. Sonra hapı içine sokuyorum. Hapı iyice ittirmem lazım ki görünmesin. Şimdi ayıcığı yeniden kaseye koyayım. Sana biraz abur cubur getirdim. Teşekkürler anne. Bunlar ilaçtan daha iyi. Çok güzel. Hepsini ye hayatım. Günaydın anne. Günaydın tatlım. Ah, çok uykum var. Oh, çikolata. En sevdiklerim. Hayır, kahvaltıda çikolata yiyemezsin. Geri ver onları. Ama onlar benim. Bu bir oyun değil. Bırak şunları. Sana sağlıklı güzel bir kahvaltı hazırladım. Bak meyve. Onlar iğrenç. Dene bakalım. Hayır. İyi. Oo, çikolata. Bu çikolata değil, beni kandırdın. Of, bu kadar yeter. Dur bakalım. Bu oyuncak küpü kullanabilirim. Evet, işe yarayacaktır. Meyveleri küçük tabaklara koyayım. Çikolataları da diğerlerine. Bir oyun oynamak ister misin? Hangi renk gelirse o renk tabaktakileri yiyeceksin. Bana havuç geldi. Dene bakalım. Bu eğlenceliymiş. Hadi bakalım. Mor. Kıtır kıtır. Bu geldi. Muzu seviyorum. Aa, çikolatalar. Bunun gelmesini istiyordum. Bu oyunu her gün oynayabilir miyiz anne? Dondurmaya bayılırım. Ah, biraz döktüm. O çok lezzetli. Ya, hepsi bitti. Çok üzgünüm. Bu hiç adil değil. Kapatmam lazım. Ah, sorunun ne? Bu dağınıklık da nedir? Benim dondurmam hepsi bitti. Hepsi bu mu? Sorun yok canım. Anneciğin halledecek. Buralarda bir şeyler olmalı. Bu yeterli olacaktır. Umarım işe yarar. Muz ister misin? Seversin. Bu da ne? Bu dondurma değil ki.
biraz kurabiye, ne dersin? Dondurma! Peki ya hardal? İçecek bir şey ister misin? Ben dondurma istiyorum! Tahmin etmem gerekirdi. Bu hiç bitmeyecek. Dur bakalım. Kendi dondurmamı yapabilirim. Yoğurdu bir bardağa dolduruyorum. Sonra da bir dondurma çubuğu sokuyorum. Çubuğu bardağa yapıştırayım ki içine düşmesin. Sonra da bardağı buzluğa koyuyorum. Donduktan sonra servise hazır olacak. Anneciğin sana özel bir dondurma yaptı. Umarım beğenirsin. Ancak önce bir tarafı batırmayacağımızdan emin olalım. Bu cupcake kağıdı işe yarar. Parçanına teşekkürler anneciğim. Güzelmiş. Bu raporu bitirmem lazım. Ha, bir türlü bitmiyor. Ah, selam Kevin. Selam Cheryl, bak ne buldum. Kurabiye çekmecesini talan ediyordu. Merhaba anne. Kurabiyeler ekleme yapayım, görüşürüz. Oh, bu nedir anne? Eğlenceli görünüyor. Kendimi büyümüş hissediyorum. Hemen bir arama yapmam lazım, sen burada kal. Tamamdır anne. Alo. Evet, o hesapların derhal bana gönderilmesi gerekiyor. Çok ciddiyim, bu verilerin rapor edilmesi lazım. Bizde yok da ne demek? Bunları alta attım. Hayır, kızımla konuşuyordum. Aa, bilgisayarla oynamak istiyordum. Hadi annene güzel bir resim yap. Hayır, yine kızımla konuşuyordum. Resim yapmak sıkıcı. Bu çok daha eğlenceli. Anneme işinde yardımcı olacağım. Bir saate onu masamda istiyorum. Essie, ne yapıyorsun? Bilgisayardan uzak dur. Sana ne dedim ben? Bu oyuncak değil. Hiç güzel bir şeyler yapmama izin vermiyorsun. Otur oraya ve uslu uslu dur, tamam mı? Bana ne? Ben çocuğum, nereye istersem giderim. Kevin sana satış fiyatlarını gönderdi mi? Hemen bakıyorum. Cheryl, Essie bilgisayarımı yürüttü ve geri vermiyor. Of, ne zor bir gün. Ah, arayacağım seni. Essie, Kevin'e bilgisayarını geri ver. Peki ama o başlattı. Al bakalım. Ve Kevin, kimse ispiyoncuları sevmez. Ne yani? Beni azarladı mı şimdi? Sonra görüşürüz. Sana gelince küçük hanım. Üzgünüm anne. Usta olacağım, söz veriyorum. Sana sürekli kızmak istemiyorum ama Kevin'in bilgisayarını elleme. Bir dakika, bir fikrim var. Bu karton parçasına ihtiyacım var. Bu da doğru ölçülerde gözüküyor. Kartonu gümüş renkli kağıtla kaplıyoruz. Kartonun ortasını kıvırıyoruz ve çevirip yatay şekilde koyuyoruz. En sevdiğimiz YouTube kanalının bir çıktısını alıyoruz. Kartonun üstüne bunu koyup altıda bir klavye ekliyoruz. Baloncuklu naylonu klavyenin üstüne koyuyoruz. Artık Essie'nin de bir bilgisayarı oldu. Basmadan duramıyorum. Sen bunu al onun yerine. Vay, teşekkürler anne. Umarım artık işimi yapabilirim. Bu harika. Kevin'e e-mail atacağım. Ay ne şirin. Harika bir ekip olduk. O zaman bunun için fazla ödeme alır mıyım? Kevin, konuştuğun için sana para vermem. Kakaom nerede benim? Aa, tamam. Al bakalım. Aynen istediğin gibi. Ah, buna ihtiyacım vardı. Zorlu bir gün oldu. Vay canına kızım, çok esaslı bir patron. Kevin, şekerleme dosyasını istiyorum. İşte gidip öğle yemeğini de getireyim. Öğleden sonrası çayı kadar güzel bir şey olabilir mi? Gevşeyip rahatlamak için birebir. Bu kek çok leziz. Oh, bu da ferahlatıcı. Vay canına, anne burası harikaymış. Bu çiçek gerçek mi? Ah, garson nerede? İyi günler hanımefendi, ne alırsınız? Ben salata alacağım, kızıma da patates. Ama çabuk olsun. Harika bir seçim efendim, gidip siparişinizi getireyim. Peçeteni unutma tatlım. Sofra adabı çok önemlidir. Çok acıktım, siparişlerimizi bekleyemeyeceğim. Sabırlı ol tatlım. Hadi ortamın tadını çıkaralım. Olmayı tercih edeceğim. Başka bir yer yok tatlım. Bu keki her gün yiyebilirim. Ah, yemeğimiz geliyor nihayet. Şef öyle bir tabak hazırladı ki lezzetine bayılacaksınız. İşte başyapıtınız. Umarım hoşunuza gider. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Şimdi çekilebilirsin. Güzel görünüyor. Ama patateslerim topak topak. Tatlım, sana sormak istediğim bir şey var. Bu patates mi? Aa, öyle gözüküyor. Nereden geldi ki bu? O da ne? Ah, neler oluyor? Dışarı çıkmak iyi geldi. Ha? Ha? Pardon, üzgünüm anne. Garsona nişan almıştım. Hiç böyle küçük düşürülmemiştim. Harika saçlarıma bak. Aa, öğleden sonram tamamen mahvoldu. Ben burayı terk ediyorum. Lüks bir restorana hiç uymuyor. Of, bu benim hatam mıydı? Essie, seni hiçbir yere götüremiyorum. Bu çok utanç verici. Hanımefendi, izninizle size günün özel yemeğini sunmak istiyorum. Seveceğinizi sanıyorum. Bir bakayım şuna.
Tam ihtiyacım olan şey. Bu yemek yemeyi çok kolaylaştırabilir. Vah canına şuna bak. Ağzını açesi vah canına lezzetliymiş. Bayıldım. Topak topak patateslerden çok daha iyi. Daha fazla istiyorum. Oh, sanırım artık huzurlu bir yemek yiyebiliriz. Canım bak, neden bundan istemiyoruz? Garson. Evet efendim. Biz de o biberon gibi şeyden istiyoruz. Hemen geliyor. Buyurun. Vay canına şuna bak. Uçak geliyor. Aç ağzını. Pasta kokusu mu alıyorum? Vay canına. Biliyordum, harika görünüyor. Dokunma. Olmazsa doğum gününe kadar pasta yiyemezsin. Beklemen gerekiyor. Ama anne. Tartışma yok. Bunu dolaba koyacağım. Orada sağ salim dursun. Ah, çok uykum geldi. Ben uyumaya gidiyorum. Ah, ne güzel uyudum ama. Biraz pasta zamanıdır. Şu çikolataya bir bak. Aa, ne olmuş buna? Bu bir felaket. Pasta yemek için can atıyordum. Şu an tek bir dilim bile yiyemiyorum. Ne olmuş buna? Aa, buzdolabının fişi çıkmış. Pastamın erimesi normal o zaman. En kötü doğum günüm bu. Bugün özel bir gün. Doğum günün kutlu olsun tatlım. Umarım. Amanın. Pastana ne olmuş? Anlayamıyorum. Ah, çok üzgünüm tatlım. Doğum günüm mahvoldu. Endişelenme, anneciğim bir şeyler düşünecek. Bir dakika, buldum. Bu bütün sorunlarımızı çözecek. Güven bana. Bu nedir anne? Şunu izle. Bize bu ufak flamingo lazım. Onu bu plastik yumurtanın içine koyuyoruz. Sonra diğer yarısını kapatıyoruz. Daha sonra bu kalıbın içine koyuyoruz ve kilitliyoruz. Artık makinenin içine girmeye hazır. Neler oluyor? Çikolatayı unutmak olmaz. Çikolatayı fırın makinesiyle hızlıca eritiyoruz. Bu kadar yeter. Şimdi bunu şırınganın içine koyuyoruz. Cheryl, bu kısmı sen yapabilirsin. Aa, büyük sorumluluk. Çikolatayı kalıbın içine sık. Hadi. Böyle mi? Harika beceriyorsun. Vay canına, içi çikolata doluyor. İşte oldu anne. Şimdi bunu döndürelim. Bu sayede çikolata güzelce yayılsın. Seyrederken başım döndü. Sanırım artık çıkarabiliriz. Şimdi bunu dondurucuya koymalıyız. Çikolatanın donması lazım. Biraz bekleyeceğiz. Merak etme, uzun sürmeyecek. Çok heyecan verici. Sanırım yeterince bekledi. Hadi bakalım. Hadi kalıptan çıkaralım. Vay canına anne. Bak, çikolatadan yumurta. Wow, bu müthiş. Diğerlerini yanına koyuyorum. Doğum günü kutlu olsun tatlım. Teşekkürler anne. Doğum günüm hiç de mahvolmamış. Hadi yumurtaları bir tadalım. Bunu demeni bekliyordum. İşte geliyor. Vay canına, çok ilginç. Anlayacağın fırça senin bir uzantındır. Senin ve yaratıcılığını dışa vurur. Evet, başlıyorum. Burası harika bir nokta gibi. Ah evet, muhteşem. Boyanın tuvalin üstündeki dansını görüyor musun? Enerji fışkırıyor. İşte bitti. Sıkı dur. Biraz aceleye geldi. Pek iyi olmadı. Şaka mı yapıyorsun? Müthiş olmuş. Tamam, ben de bir deneyeceğim. Yeşil renkle başlıyorum. Ne yapıyorsun? Sanat yapıyorum. Oo, lezzetli görünüyor. Bir yalayayım şunu. Hayır, asla boya yememelisin. Bunu ben acı bir şekilde öğrendim. Hadi tasarıma devam et. Tereddüt ve şüphe seni engellemesin. Ne? Dikkatim dağıldı. Bir şey deneyeceğim. Güzel görünüyor. Sen ciddi misin? Boya yememelisin. Ah, bir fikrim var. Bir dakika. Önce o parmağı temizlememiz lazım. Hareket etme. Sen ona tükürdün mü? Ha, bu iğrenç bir şey. Fikrimi hayata geçirme zamanıdır. Buz kalıbına su döküyoruz. Sonra içine gıda boyası katıyoruz. Birkaç damla yeter. Sonra karıştırıyoruz. Çok güzel oldu. Diğer bölümleri başka renklerle dolduruyoruz. Her kalıba dondurma çubuklarını batırıyoruz. Süper. Sonra kalıbı dondurucuya koyuyoruz. Uzun süre kalmasına gerek yok. Bir bakalım. Şaheser olmuş. Al bakalım. Ney, buz mu? Ah, aklım karıştı ama sorun yok. Bunları yiyebilirsin. Güven bana, çok lezzetliler.
Ya da istersen onlarla resim de yapabilirsin. Her şeyle sanat yapılır. Bunlar muhteşem. Sanatçı olmak istediğimi biliyordum. Hem resim yapıp hem yiyebiliyorum. Vay canına, bu çok harika. Hmm, çok leziz. Sen bir dahisin. Biliyorum. Hadi şimdi resme devam. Ah, ne güzel bir gün. Hadi gidelim tatlım. Tamamdır anne. Önce bir şey içeyim. Hmm, çok zor. Cheryl, bir soru mu var? Şişeyi açamıyorum. Hiç hareket etmiyor. Ver şunu bakayım. Deneyebilirsin ama olmuyor işte. Öyle mi diyorsun? Teşekkürler. Kahramanımsın anne. Hayır, yapmadı öyle bir şey değil mi? Yaptı mı? Aa, bu can sıkıcı olmuş. Bunu konuşalım. Çok dedikodu. Yani konuşacak çok şey var. Anne, su içmek istiyorum. Bir saniye, annen konuşuyor tatlım. Teşekkürler anne. Bu çiçekler çok harika. Sence de öyle değil mi Cheryl? Susadım, su içmem lazım. Aa, yine mi? Hiç bitmiyor bu iş. Annelerin işi hiç bitmez zaten. Sen annelerin en iyisisin. Anne, şişeyi aç. Anne, lütfen anne, hadi. Of, artık sinir bozucu olmaya başladı. Bir dakika bekle. Annenin bir arama yapması lazım. Yani şu an mı? Süper, tam ihtiyacım olan şey. Vay canına, ne çabuk. Cheryl, bak bende ne var. Bu senin su sebelin. Bununla istediğin zaman su içebilirsin. Sadece tuşa bas ve bardağı doldur. Artık hiç susamayacaksın. Hadi bir dene bakayım. Oo, vay canına. Kendimi dev gibi hissettim. Su ne güzelmiş. Bir denemek istiyorum. Anne bak, yapıyorum. Bu harika. Artık şişeyi kullanmama gerek yok. Bütün gün bunu yapabilirim. Aferin kızıma. Belki şimdi biraz rahat edebilirim. Öyle çok daha iyi. Teşekkürler anne. Ah, ne gündü ama. Şimdi görüşmemi tamamlayabilirim. Tamam, hay şimdi hepsini anlat. Herkes bunu gördü mü? Hay canına. Ha, ne kadar uzun bir uçuştu. Ama değecek. Bu tatil çok keyifli olacak. Oh, bavulu boşaltayım. Acele edebilir misin? Çok sıkıştım. Ah, pardon. Çık bakalım canım. Ha, selam anne. Ha, rahatladım. Hmm, marshmallow'a bayılırım. Ah, şeker. Harika bir piknik oluyor. Ah, sinek mi o? Kışt, gitsene ya. Şşt, odaklanmaya çalışıyorum. Vay, çok ilginçmiş. İmdat, kurtar beni. Anne, bir şey yapman lazım. Bak. Aa, sorun yok. Sakin ol. Bununla çözeriz. Evden asla bunsuz çıkmam. Hadi sinek yakalayalım. Aa, peki o zaman anne. Aa, nasıl gidiyor? Aha, bak bakalım nasılmış. Aa, planladığım gibi gitmedi. Yardım edeyim. Aa, bu sopayı kullanabilirim. Yanlış çocuğu avlaştınız sinekler. Aa, şimdi yaktım çerenizi. Bunlar benim marshmallowlarım. Al sana. Ah, çok yakın ya. Ah, işte burada. Aa, bayağı hızlıymış. Korkma, hepsini yakalayacağım. Hey, bu eğlenceliymiş. Ha? Neler oluyor? Tina, dur. Dur biraz. Ah, bir fikrim var. Alışverişe çıkıyorum. Sopayı da bırak. O zaman eğlenemem ki. Kaçış yok sinekler. Benimsiniz. Ay, konuşarak çözemez miydik? Oo, gayet başarılı bir alışverişti. Geriye bunu kurmak kaldı. Aa, aa? Selam anne. Aa, bu da ne? Yok artık. Aa, anne, bu harikaymış. İçeri gelsene Tina. Şunu kapatmama yardım et. Tabii ki anne. Fermuarını kapatmamız lazım. Sinekler artık giremeyecek. İşe yarıyor. Nanik. Ah, çok huzurluyum. Ha, selam canım. Çok güzel eğleniyor. Anne, şu baloncuklara bak. Ha, çok fazla var. Bunları yemek istemiyorum.
Atina dergimi okumaya çalışıyorum. Ya neşelensene anne. Ben çok eğleniyorum. Ay, iyi olamaz. Bu hiç iyi değil. Anne. Anne. Ben sana bir şey söylemeliyim. Kakam geldi. Bir ağaç seç git yap. Belki de artık dergimi okuyabilirim. Aa, burası iyi duruyor ama umarım kimse beni görmez. Evet hadi bakalım. Burası olmayacak. Başka bir yer bulmalıyım. Kimse yok gibi burada. Tekrar deneyeyim. Bu ısırgan örtü mü? Babam! Anne yapamadım işte. İnsanlar vardı sonra da otlar. Ne? Sorun değil canım. Bir düşünelim. Dur bakalım. Bu sandalyeyi kullanabiliriz. Denemeye değer. Bir maket bıçağı da gerekecek. Önce kumaşın üstünden bir kare keselim. Aynen şöyle. Sırada ne var? Malum şeylerin toplanacağı bir şey lazım. Buldum. Bu poşet olur. Deliğe sokalım. Şimdi de yerine sabitleyelim. Korkma, bantımız var. İşte bu kadar. Sonunda. Anne hem biraz mahremiyet. Tamam ya. Biraz uzun sürebilir. İyi geldi. Neyse ki açık havadayız. Sen ne yedin böyle? Çok rahatladım. Tuvalet kağıdın var mı? Bakalım. Düzgünce silmeyi unutma. Tamam anne. Yalnız tek yapraktan daha fazla gerekecek. Öyledir. Anne bitti. Çok sevindim. Bana da temizlemek kaldı tabii. Harika. Kusmak üzereyim. Doğru yoldayız sanırım değil mi? Şunu kurmak için de harika bir yer. Peki. Kolay gelsin koca bebeğim. Ben de şurada takılayım. Liam, ne yaptığını bildiğine emin misin? Bu hiç doğru görünmüyor. Neyse ne, benim sorunum değil. Biraz nunchaka'ya benziyorlar. Ne? Hala o şeyi mi yapmaya çalışıyor? İmdat, göremiyorum. Bu şey bir labirent gibi. Ne kadar oldu? Saatimi unutmuşum. İşte bu kadar. Çadırımız kurulmuş sayılır. Bundan emin misin? O şeyin içinde uyumayacağım. Üzgünüm. Gerçekten elimden gelenin en iyisini yaptım Lizzie. Ben giriyorum. Ben güneşin altında halimden memnunum. Ayrıca eşyalarımı da getirmiştim. İlk olarak bildiğimiz ağaç sarmalamayı yapalım. Bu üç ağaç mükemmel konumdalar. Birkaç kere etrafından geçelim. Sonra da çevirip üstlerinden atalım. Sonra da buranın altından çekelim. Yukarıda böyle bir katman oluştu, gördün mü? Liam hala orada mı? Neyse ki kendi yapacak işim var. İkinci katman, bekle beni, geliyorum. Neredeyse bitti. İşte bu kadar. Sırada ne mi var? İçeriye yerleşme zamanı. Umarım beni taşıyacak kadar güçlüdür. Evet işte budur ya. Lizzie, bunu yapmayı ne ara öğrendin? Aptal çadır. Bir daha kampa falan gitmem. Liam ne komiksin. Tatlı rüyalar. Etrafta o kadar yürümek beni epey acıktırdı. Bu ellerle yemek yiyemem ki. Temizlenmek için bolca suyum varmış. Sadece biraz lazım. İki elime birden ihtiyacım var gibi. Vazgeçiyorum. İmkansız resmen. Ama tabii bu işe yararsa iyi olur. Bak, tıpkı bir lavaboya dönüştü. Liam? Ne yapıyor bu ya? Liam? Lizzie, bu ne yaygara? Hayır, alt üstü bir su bidonu, ellerimi yıkamak istemiştim. Bir dahakine benim yöntemimi kullan. Şuraya bir delik aç. Ve içine bir pipet geçir. Hazır işte. Bir deneyelim bakalım. Dur bakalım şurada.
kapağı kaldıralım. İşte karşınızda musluk millet. Vay, gerçekten akıllıcaydı Liz. Biliyorum, rica ederim. Biraz daha su alalım bakalım. Suyumuzu çok hızlı bitiriyoruz. Bu kadar yetecektir. Işık resmen ateş ediyor. Suyu doldurdum. Tabii umurundaysa. Hiç değilse birimiz içecek bir şeyimiz var mı yok mu diye umursuyor. Tabii bir de kaynatmalıyız. Şimdi de bekleyelim. Şunları gömmek için sabırsızlanıyorum. En sevdiklerim. Dur. Yoksa sakın. Kasemi almayı mı unuttum? İçinde işime yarayacak herhangi bir şey var mı acaba? Bir dakika. Liam hala selfie mi çekiyordu? Peynir. Buldum. Aa Liam. Resimlerine biraz heyecan katalım. Geliyorum. Hey, ne yapıyorsun? Sanırım ayak uydurabilirim. Oh, ne de güzel yuvarlak bir kafam varmış öyle. Kullanmama izin verdiğin için teşekkürler. Peki, erişte zamanı. Üstelik mükemmel yüz yuvarlak bir kasem de var. Cidden çok acıkmışım. Bu şeylerden 10 tane yiyebilirim. Folyo olduğu için kaynar sıcaklıktaki suya da dayanabilir. Liam, acıktın mı? Erişte yaptım canım. Yuvarlak kafan sayesinde. Bunu paylaşmam lazım, hareket etme. Evet, müthiş oldu. Domatesleri keseyim bakalım. Ne kadar da tatlılar değil mi? Şu erkeksi kasları çalıştıralım biraz. Ah, garip. Hadi, çıksana. Bacaklardan in. İmkansız gibi görünüyor. Domatesler neredeyse hazır. Harika görünüyorlar. Of! Ah, bu hayatımda gördüğüm en büyük kıymık olabilir. Of, 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 of. Lizzie, neyse. Yeniden işe dönelim. Ha? Şu kıymığa bak. Ha, sorun yok. Of, bundan emin misin? Ver şunu bana. Bekle. Ah, burada bir şeyler olmalıydı. Daha da çok şeker mi? İşte bu. Dev gibi bir ilk yardım çantası. Tam gereken. Bakalım. İşte tam olarak aradığım şey. Liam. Buradayım. Üstelik mükemmel çözümü de getirdim. Hayır, bu canımı çok yakacak. Hadi bakalım buradaki olay ne kadar güçlü hem diye. Çıkarttım. Harika. Lizzie, çıktı mı? Hey, bak çıktı işte. Teşekkürler. Ha, hiç önemli değil. Keşke bu işe de bir şırıngam olsaydı. Oh, hadi ama. Sanırım epey yaklaştık. Sen öyle diyorsan. Ne kadar fazla ot var. Bayağı yukarı çıktık. Öf, tüh. Neyse ki daha bolca şekerlemem var. Dadam. Oo, evet. Bir dakika, Liam nereye gitti? Şu karmaşanın içinden bir geçsek. Sağ ol ya. Oo. Ah! Ucuz atlattık. Geldik sonunda. Harika, beni bekle. Çok hızlı yürüyorsun. Yetişemiyorum sana. Oh, burada biraz dinlenelim mi? Bana uyar. Ne? Of, bunlar su gibi gidiyor resmen. Hayır, ateş tırmalıklarım. Hepsi gitmiş. Ah, bu en kötü kabuslarımdan biri olabilir. Ama abarttın ya. Ne olduğunu bulacağım. Şu kaşığı görüyor musun? Üstüne biraz zeytinyağı dökelim. Sonra da şeker ekleyelim. Son olarak da çubuk gelsin. Isınmaya başladı. Şimdiden çok daha farklı görünüyor. Tamamdır. Tanıdık görünüyor mu? Bu bir lollipop. Hey Lizzie, sana bir lollipop yaptım bak. Teşekkürler. Harikasın.
Ah, ne güzel bir sabah. Bebekler gibi de uyudum. Kahvaltıda pizza mı? Evet, lütfen. Kabile misiniz siz ya? Huzur içinde pizzamızı yiyemeyecek miyiz? Nedir bu sineklerden çektiğim? Misler gibi bir sabah. Beni takip etmeyi kessin. Ha? Size pizzamı vermeyeceğim. Neler oluyor ya? Uf! Ciddiyim. Sizin kazanmanıza izin vermeyeceğim. Of, aman. Dur bakalım Liam, sana ufak bir numara göstereyim. Duş bonemle üstünü kapatabilirsin. Tam oturdu, gördün mü? İşte sineklerden kurtuldun, rica ederim. Aa, aman, uzak durun benden.